aslında uzun hikaye de benim babam... Ya ben hiçbir zaman hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. İnsan hani bir genç kız hani ister ya babasının yanında dimdik. Varken olmaması daha ağır biliyor musun? İsterdim ben de babamı yanımda benimle karşılıklı oynarken falan mesela görmek isterdim. Canları sağ olsun ne diyelim. Annem annem annem. Sen üzülme üzülme. Yine karşınızdayız. Evet, Türkiye'nin en fazla altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfak'ta. Aslında ben ona artık 24 ayar program diyorum. Yine müthiş tariflerle ve hoş sohbetlerle karşınızda. Efendim dilerim sizler iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibiyiz. Maşallah herkesin enerjisi yerinde. Özellikle Beyhan ablam yine takozun üstüne tabii, çıkmış. Tabii. Hemen başlamadan önce bu... Müthiş tarifler ve yarışma programımız size başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Bu altınlar benim de hakkım diyorsanız, her gün bir çeyrek benim de hakkım, yetmez hafta sonu 10 bin liralık bilezikler de benim olacak diyorsanız, şıkır 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 böyle nasıldı 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 bu sesleri ben de çıkarabilirim diyorsanız mutlaka arayınız, kesinlikle dönüyoruz efendim. Demet Hanım, barıştınız mı? Dün biraz böyle bir sıkıntı oldu ama. Evet. Helalleştiniz mi? Evet. Eve bir kilo kıymayla geldi. Öyle elinde. Öyle mi? Dolu dolu dedi, ben sana köfte yapmayı öğreteceğim dedi. Affettirdi yani kendini. Böyle bir köfte hani, yapmayı öğrensin. Kendi kendine bir şey yaptı. Kıymayı bulamadı, yani. Kendi bulamadı tabağımı ama öyle bir şey yapıyor bana. Yani tekrar öyle bir şey çıkarsa işlem tamam. Müthiş. Beyhan abla. Ne yapıyorsun? Bugün tabağa konsantre olacağım. Gözlüğümü de buldum Allah'ın izniyle. Gözlüğü buldun mu? Buldum. Seni bile gözüm görmeyecek daha. Of, öyle demeseydin şimdi, öyle demeseydin. Ya. Bak ben seni çok seviyorum. Yardım, ben de seni seviyorum ama yardım ettim. Ama dün beni zan altında bıraktın. Senin yüzünden kafam karıştı dedin. Evet, Yeşil. Duydum. Evet. Evet. Gelelim tarife. O sebeple şu kartımı bir isteği vereyim ben Ali'den. Değil mi? Bakalım ne varmış. Oo, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Önce şu örtüleri bir kaldırın bence. Patlıcan mı sakkam acaba? Közleyeceğiz ama. Közleyip patlıcan kebap şey olabilir ama dolma da olabilir. Közleme var bildiniz. Evet. İçin ucunda bir közleme var. Ben patlıcan kebap dedim ama... Böyle patatesli patlıcanlı. O genelde Birecik patlıcanından yapılır ama hani Urfa taraflarında. Bilemedim. Hadi söyleyeceksen söyle ya. Söylemiyorum. Azıcık daha merak ettim. Ay. Bence patlıcan dolması diye düşünüyorum. Patateslerle püre olabilir. Bu dolmayı dolduracaklar sen yiyeceksin. Evet, sos falan domatesli gibi. Ama ismini yarık gibi. Sos mu var yine başımızda ya? Yemeği açıklıyorum. Duyan var mı bilmiyorum. Öyle islim falan değil yani. Yelpaze patlıcan. Ha, ha. Yelpaze. Neymiş? Yelpaze. Yelpaze patlıcan. Demek ki şekil yelpaze gibi olacak. Evet. Ben size hemen malzemeleri sıralayayım. Hazır mısınız? Kalemler hazır mı? Evet. O zaman söylüyorum. Yelpaze patlıcan için malzemeler. 2 adet topan patlıcan. Görmemek mümkün değil zaten onları. 500 gram dana kıyma. 1 çay bardağı galeta unu. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı tuz. Kızartmak için çiçek yağı. Gelelim sosuna.
3 adet domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Püresi için 3 adet patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz. Evet sevgili gelinlerimiz, şimdi kaynanalarınızdan tiyolar almak için sizlere tam 90 saniye veriyorum. Ve başladı. 5, 4, 3, 2, 1. Aralarını dilim dilim kesiyorsun, kıymasını koymadan kızartıyorsun. Kıymasını güzel pişirdim, onu sen güzel yedin ama aslında. Hiç pürüz bırakma içinde. Yok, ona dikkat edeceğiz. Önce domatesi koy, sarımsak var mı? Sostan ne şey yok, yağ yok. Patlıcan çabuk pişiyor biliyorsun, yakmamaya çalışıyorum. Kavurursun ama güzel kavur, yine de şeyi kanmamasına dikkat et. 5, 4, 3, 2, 1. Aman yeter bu kadar istişare. Hele bir sarılın, vedalaşın. Haydi, haydi yeter artık, haydi. Haydin kızla hoplayın, haydin haydi, çiçek haydi, toplayın. Haydi, haydi, haydi. Aslında uzun hikaye de benim babam... Ya ben hiçbir zaman hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. İnsan hani bir genç kız hani ister ya babasının yanında dimdik. Varken olmaması daha ağır biliyor musun? İsterdim ben de babamı yanımda benle karşılıklı oynarken falan mesela görmek isterdim. Canları sağ olsun ne diyelim. Annem annem annem. Sen üzülme üzülme. Hazırsanız 40 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Ay şey çok merak ediyorum arkadaşlar bu yemeği ya. Yani evet ya patlıcan. Ben de ama. Gerçekten çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben yelpaze kısmına takıldım yani. Patlıcan yani. Kıymalı bir et türü bir yemek de yani kebap türü hatta. Bu yelpaze kısmına takıldım. Acaba nasıl olacak yapılır, çok merak yapılır, ediyorum. Yapılır yapar gelinler. Benim gelinim yapar. Aslan da yapar eminim ama şefimiz zaten hep böyle değişik bir isimler, değişik bir türde evet. Söylüyor ya. Gerçekten hani insanın aklına gelmeyecek şey mesela patlıcanla evet. Yelpaze. Kızlar. Evet. Ben size ne demiştim? Ne dedin canım? Ne dedin? Bu haftaya bomba gibi başlayacağım dedim. Öyle de yaptım. Ay Aslancığım öncelikle tebrik ederim. Uzun süre sonra tabii çeyrek almak seni mutlu etmiştir. Senin adına sevindim. Ya muhakkak uzun bir bekleyiş yani. En son ben geldikten sonra daha yeni alabildi değil mi Aslan? Ben hatırlamıyorum tam olarak da. Ya ben ne dedim ama ben kabul ediyorum arkadaşlar. Her seferinde aynı şeyi söylemeyin. Hayır devamını göreceğiz bakalım. Ya bence gelecek merak şey etme. Oldu, Aslan. Aslancığım bir de şöyle bir şey var. Zaten hep çeyrek hep çeyrek biz alalı sıkıldık. Azıcık rekabet olsun. Sen çok izlemişsin beni. Ya ben de ilk günün acemiliğine geldim. Söylüyorsun o yüzden şanslıydın. Yo ben geldiğimden beri aynısını söylüyorum. Hatta Yeşim'e rakiptim hatırlatırım. Yok yok hayır. Hep ben alıyordum çeyreği de bir zamanlar. Bir zamanlar. Evet, bir işte. Zamanlar. Ha, işte o zamana geri döndüm. İşte bir zamanlar. O zamana geri döndüm. Sen dün ayak seslerimi duydun mu? Yanına çok geldim. Yo. Sadece ben orada gördüğüm sahne benim uzun süre sonra çeyrek kazanmış bir gelinin mutluluğuydu. Benim gelinim de püreyi çok güzel yapıyor. Demet Hanım iyi güzel diyorsunuz da o zaman niye 2 puan verdiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim biraz takıntılarım var tamam mı? Ben böyle her şey böyle çok temiz olsun, hijyen olsun diye uğraşırım. Dilek onları yapmadan başladı. Dün bütün dikkatim dağıldı. Aa, öyle yüzden... şey olur mu ya? Aa, ama öyle burada bütün tezgahlar siliniyor. Olur mu ben böyle aralarını diş fırçasıyla temizlerim. Aa, burada silmeden işe başladı. Ya şimdi de gözüm dileğe takılıyor. Yine silmeden başladı. Burada olmaz ama burada her yeri siliyorlar. Ama, güzel ama ben işte bak benim yine dikkatim dağılacak. Ama burada çok güzel yapıyorlar, temizleniyor, kızlar temizliyor, sonra her zaman temizleniyor.
Ay yok yok, ben böyle çamaşır suyuyla iyice böyle detaylı silmeliyim. Deterjanla yapıyorlar zaten. Ay yok, ben işe güvenemiyorum. Ben hiç gözüm oraya kayıyor, ben onu çamaşır suyuyla silmeliyim. Hatta ben aslında bir gidip bir silsem. Ya ben bir gidip, ay çok ciddiyim, ben bir sileyim hemen geliyorum. Ay ben bir sileyim geleyim. Gerçekten bu, iyi misiniz Demet Hanım ya? Aa, ne yapıyor bu Demet Hanım gerçekten? Aa. İlginç bir kayınvalide. Yani kızlar, demem o ki. Eyvah, eyvah. Dur kızım, dur başlama, dur başlama anneciğim. Anne? Ay annem, bir çamaşır suyuyla silelim, hiç içime silmiyor. Ya ne oluyor? Annem yok mu? Ay yok annem, dur. Ay şaka mı? Yok yok anneciğim. Ay anneciğim, dur. Kamera şakası falan olmaz mı? Olmaz, azıcık şöyle bir sil vereyim. Kaldır, kaldır annem, anne, kaldır. Şaka mı yapıyor? EKT'ye gidiyorsun. Ama benim dikkatim dağılıyor anne. Demet Hanım, ne yapıyorsun? Ay yazık ya, kıza üzüldüm şimdi. Ay yok ama olmaz böyle, pis pis olmaz. Demet teyze. Ya bir şey söyleyeceğim. Demet Hanım, nasıl normalde çekimden önce dezenfekte ediliyor? Hayır hayır. Benim hiç içime sinmiyor. Böyle ben azıcık bir şey... Ama öyle de şu anda vaktini de çalıyorsun kızı. Evet yani, yazık kıza gerçekten yok, yok ya. Benim kızım şimdi hepsini yetiştirir onlar. Anne, kızım. Anne evet, farkında. Bayanın temizliği gerçekten yapılıyor yani. Hayır ya, daha iyi olacak. Sildim zaten ben. Ama benim dikkatim dağılıyor. Yazık ya, böyle. Ben konsantre olamıyorum. Gerçekten kıza yazık ya. İdiyordu da inanmıyorduk. Ay yok annem, azıcık şöyle silelim be, değen yerler olsun. Demet teyze ne yapıyorsun? Yok annem, yoktur. O zaman ya, bence boşuna gelin bunu istemiyor. Ben de olsam istemem vallahi. Gerçekten ya, bence de. Ben siliyorum arkamdan, kayınvalidem gelecek silecek, ben de istemem. Böyle takıntı olmaz. Gerçekten hayretler içindeyim. Ama ya benim zamanım gidiyor ya. Niye böyle bana kötülük yapıyorsun sen? Hayır anneciğim, temiz olsun ama. Ya lütfen, hayır hayır. Niye yapıyorsun bunu? Ya Demet teyze, kızı bir bırakır mısın? Allah'ım sen kalır ben ya. Ay yok kızım, bitti. Çok pis buralar ya. Sen de silmeden başlıyorsun. Ay hala devam ediyor ya. Ya Demet teyze, kızı bir bırakır mısın? Yazık, ağlıyor kız. Ay hayır, ağlamaz. Ağlama anneciğim. Hayır vallahi, hayır değil. Onun dolapları pis, bizimkiler temiz mi sanki? Hepimizinki aynı, hepimizinki temiz. Ay kızım vallahi sizinkini de silebilirim bak. Sizinkini de silebilirim. Ya Demet teyze, her gün hayır, bu dezenfekte ediliyor zaten. Gerek yok. Sil mi? Siliyorum. Ay, hayır, gerek gördüğüm yok, yeri ben açmayın lütfen. Hadi size kolay gelsin. Gerçekten pis gördüğüm yeri siliyorum ya. Ben size dedim ama ben dün ne dedim ben size? Ben gerçekten yazık. Evde böyle oluyoruz işte. Evde gerçekten böyle oluyoruz. Ben bir şey yapıyorum, geliyor arkamdan, yok ben şöyle düzgün yapayım diyor. Peşime takılıyor bu şekilde yani benim ya. Yani söylediğin kadar gerçekten var yani. Yazık kız, ağlayacak da az daha. Demet Hanım ne yaptınız? Senin yaptığın ay yok, benim hiç içime silmedi, böyle daha iyi oldu. Temiz. Demet Hanım. Ya benim gelinim biraz böyle şey... çok detay yapmıyor. Ama hayır, oralar temiz ama. Temiz. Hayır, bak zaten siliniyor, güzel siliniyor oralar. Ay yok yok, benim gelinimin öyle şeyi çok olmadığı için, böyle temizlik anlayışı ama biraz olmadığı için. Ama kızın modunu düşürdün ya. Ama kızın modu geçti. Ay yok yok, düşmez, bir şey olmaz. En azından temiz. Pırıl pırıl oldu. Çamaşır suyuyla mı sildiniz? Evet, çamaşır suyuyla yemeğe sildim. Yemeğe de kokacak şimdi. Hayır hayır, yemeğe değdirmem. Ben evde de öyleyim. Bence o senin temiz olmadığını düşünüyor. Yani neyi mi görmüş ki pis acaba? Gerçekten neyi mi görmüş ki pis? Vallahi o aşırı bilemiyorum. Titiz dün, olduğunun farkında mı acaba? Dün yemekte bir şey yapmış olabilir. Yani kendi problemi yani. Kendiyle ilgili bence bir problemi var. Aşırı titiz temizlik ya. Temizlik hastalığı var mı kayınvalidende? Ya titizlik var. Aşırı derecede var. Sen yüzüne karşı söyleyebiliyor musun? Söylediklerinden haberi dün var mı? Dün aynısını söylemiştim. Hani biraz evet, çekingen duruyorsun. Sen yanına diye gelince bir sessiz kalıyorsun sanki de böyle her ya söylediğin... Ya hayır şöyle, çekincem ya da bir sessiz kalma olayım yok ama... Yok, dün söylediklerinden hani haberi var mı? Korkum yok sonuçta. Bir çekincem, bir korkum yok. Sadece saygı duyuyorum. Ama dün söylediklerimden de yana hani bir korkum, bir endişem acaba çekingen dursa... yok diyorsun. Ya acaba... o zaman tamam, yönetmenimize bir rica edelim. Kayınvaliden de bir duysun neler söylemişsin, izlesin. Ya ben söylerim zaten. Evet, kayınvalideni bir gösterelim bakalım. Madem korkmuyorsun. Ya gel duysun, sorun biz yok benim için. Biz çok gördük. Yönetmenim buyurun gösterin o zaman, rica etsem sizden. Bir duyalım yani, onun da tepkisini merak ediyorum dün söylediklerimle ilgili. Asıl bomba şey ise benim gerçekten tanışma hikayem. Kızla onu muhakkak dinlemelisiniz. Antalya'ya tatile gidiyoruz. Orada işte benim ailemle... Hani eşimin ailesi şey yapıyor, sohbet ediyor şezlongda otururken falan. Ha oradan mı oradan mı, zaten aynı memleket çıkınca işte neresinden falan filan konuşmalar oluyor derken. O sırada tabii biz de eşimle havuzdayız. Biz de havuzda işte tanışıyoruz. Sürekli sohbet, muhabbet. Sonrasında şöyle, ben ne zaman eşimle yayına kalsam baktım. Bir kadın sürekli bizi takip ediyor. Eşimle annesi işte, kayınvaliden. Biz yan yana kalınca... Zaten var öyle bir şey onda ya belli. Ya ben ama var ya, nasıl şok oldum. Çünkü havuzdayım, yanımdan biri çıkıyor böyle su altında. Sen ne yapıyorsun orada? Akşam yemekte falan, odada falan konuşurken eşimle. İşte takıl kızlarla, yaz aşkı. Hani hep böyle şey gözüyle bakıyor. Geçici. Havuz
da deniz gözlüğüyle girmiş. Sırf bizi izlemek için. Yüzme biliyor mu? Ya böyle çırpınarak işte su üstünde kalmayı başarıyor. Söyledi işte kuzenim dedi Dilek sizi izliyorduk deniz gözlüğüyle dedim yok artık şaka mı yapıyorsun ya daha neler falan. Şezlong'da uzanıyoruz şezlongun altına falan yatıyor böyle oradan saklanmış. Şaka yapıyorsun komedi filmi gibi. Ya ben şok oldum. Siz şu an nasılsınız böyle bir kayınvalideyle? Gerçekten böyle şey yapıyor biz yemekte mesela işte kola alacağız bir şey alacağız içecek almaya gidiyoruz. Hemen peşimizden geliyor ay çok susamıştım ağzım kurudu ben de bir şeyler alayım falan. Şu anda bile. Ya şimdi yapmıyor işte o tatilde onu çok yapıyordu. Ama şöyle oldu beni yaz aşkı sanıyordu geçer biter. Ne oldu? 7 yıl evlilik. Ne diyorsun sen? Ha ne diyorsun sen? E dinliyordun. Yalan hayır, mı? Hayır. E geliyordun yanımıza bir dakika bizi rahat bırakmadın. Çok ayıp ama işte öyle değil. Anne ama gerçekten bir dakika bizi rahat bırakmadın. Hayır sürekli ama söylemiyor kızım. Muydun? Hayır. Çok ayıp ama hiç sana yakıştıramadım. Allah hayır. Aşkına sürekli söylemiyor muydun? Yaz aşkı oğlum geçer gider tamam. E geçer dedim canım. Kötü bir şey mi söyledim? Geçebilirdi. Ama ne oldu? Bak ne oldu? Hayır anneciğim. Gelininim 7 yıldır evliyim. Farkında mısın anne? Evet farkındayım. Bir şey itiraf edeceğim. O bir tane suyun içinde deniz yatağı vardı ve onun havasıymıştı. Sen böyle boğuluyordun. O kadar çok bizi bırakmıyordun ve yanımızda dedin ki o deniz yatağının gerçekten havasını yani tıpasını ben açtım ben in dedim ama. Yani ya Dilek bu deniz yatağının havasını sen mi indirdin cidden? Evet gerçekten ben yaptım. İnanamıyorum sana gerçekten inanamıyorum. Ya çünkü bırakmıyordun ki bizi ama ben gerçekten senin hani buradan özür dilerim boğulma hani tehlikesi yaşayacağını hiç düşünmemiştim. Orada can kurtaranlar hiç falan geldi. Orada panik oldum ama ay, hani bizi rahat bırak diye gerçekten ay, de yaptım. Ay boğulma tehlikesi sana yakışmadı evet, hiç. Boğulma tehlikesi yaşadı. Hiç sana yakışmadı. Nasıl yani böyle deniz yatağının havasını indirmek? Aa gerçekten bırakmadın peşimizi. Sen madem şu anda haberim yok işte boğulmanda falan. Niye o zaman şu anda itiraf ediyorsun? Ya ay neyse ya hiçbir şey söylemiyorum çıktı. Ya yapsın yani... yemeğini yap yemeğini. Oo. Ya gerçekten bu madde gel... Kadını kızdırdın yani. Yani sizin yapınız mı? Ben olsam çıldırmıştım gelinim orada. Evet. Siz ama çıldıracak bir şey yok ya. Nasıl yani? Yok ya? Yatağına şeyini çekiyor, atıyor. Yani yüzme yani. Evet ya şok oldum. Yani sizi boğmaya kast ya ben anlamadım gerçekten. Ya gerçekten onu ben de anlamadım. Yüzme bilmediğinizi bilmiyorlar mıydı? Ya biliyorlar ama. Biliyorlardı. O zaman şaka niyetine herhalde ya yakınlarda gelinim... bekliyorlardır onlar. Ya şimdi gelinim bilmiyordu. Ama oğlum biliyordu. Sen olayı anlatsana ben... Tam olarak nasıl çektin tıpayı? Ya işte annem bizi rahat bırakmıyordu. Dediğim gibi sürekli yanımızdaydı. Ben de yanımızda sürekli gezerken orada bir tane deniz yatağı vardı. Dedim ki ben en iyisi bu deniz yatağının tıpasını çekeyim. Ben biraz ya rahat ederim. Yalnız başımıza dururuz eşimle diye. Vay be. Ama tahmin edemedim boğulma tehlikesi yaşadı. Ama bir dakika şöyle bir problem de var. Eşim buna ne dedi? Annesi sonuçta sen daha yeni bir kız arkadaşın. Şu an o da öğreniyor. Aa onun da biri yok. Sen... Yok. Dilekciğim peki eşin annesini kurtarmadı mı yani boğulurken? Kadın orada boğuluyor. O zaman gözü benden başka bir şey görmüyordu. O yüzden bunu hiç duymasın bence. Bence bunu kayınvaliden hiç duymasın. Burada büyük sıkıntı ama çıkar. Ama zaten bir de şöyle bir şey var. Hani affedersiniz ama kiloda olunca böyle biraz rahat oldu batmaması. O açıdan şey söyleyeyim mi? O açıdan kurtuldu. Peki buna kayınvaliden ne diyecek? Ya gözle ya görülen... Bence sen biraz korkuyorsun kayınvalidene bir şey söylemeye. Bu zamana kadar korkmuşsun hazır burada yeri gelmişken. Her hayır, şeyi dökeyim. Hayır korku demeyelim saygı diyelim. Hani şimdi saygı duyuyorsun. Saygıdan dolayı söylediklerin... mı tıpayı çektin? He saygı korksam diyor. Korksam çeker miydin peki sizce? Ay ne kilosu ben 42 bedendim. E neden öyle diyorlar bedenim. O zaman kiloluydu batıyor diye? Öyle diyor işte konuşuyor. Ay ben sizin... konuşuyor. 42 beden giydiğinize inanmıyorum. 42 beden giyiyorum hayatım. Ama Sevilay Hanım şimdi bu 7 sene öncesinden bahsediyor. Daha hayır şimdi olmamış. Söylüyor. O zaman 40 filandım şimdi evet. 42. Şimdi 42 beden. Şimdi 42 o zaman 40 bedendi. Ben o zaman 36 yani. Bedenim. Normal. Ama 42 yani suya batacak diye bir şey yok. Kilolu insan suya batmaz. O zaman sen hayır. Bedenini bilmiyorsun. Bedenini ben o zaman biliyorum bilmez bedenim. Olur mu? Böyle sıfır bedenim ben o zaman. Sen bedenini bilmiyorsun. Ben alışverişimi yapıyorum 42 bedenim. Peki Dilekciğim, siz böylesiniz ya biraz atışmalı vesaire sen çekiniyorsun. Senin ailenle geçinebiliyorlar mı yani iki dünür? Anlaşıyorlar, konuşuyorlar arada mesela telefonlaşıyorlar, ediyorlar.
Peki senin çekinmenden dolayı annen bir şey demiyor mu? Hani demiyor mu kızım niye çekiniyorsun ya da baban demiyor mu niye çekiniyorsun? İkisi de hayatta değil mi bu arada? Ya annem hayatta ama babam yok. Aa başım. Babam yaparsın. Teşekkür ederim. Annem de zaten şey aslında onların da beni sevdiğini bildiği için içi rahat o konuda şeyi yok. Peki böyle senin derecede. Şeyde düğününde de annen de buruk olmuştur. Sonuçta seni gönderiyor ya. Ya aşırı derecede buruktu. Nasıldı? Ve şey benim evden çıkma şeyimde zamanımda babam olmadığı için o da aslında çok duygusal. Dayım bağlamıştı benim kuşağımı. Ay. Aslında şey görüntüler var yönetmenimden rica etsem izleyebilirsin. Varsa izleyelim. Evet onu da. İzleyelim. Bak ama gurur duymalısın bence. Dayına da helal olsun. Ne güzel seni telli duvaklı kuş belinde kuşağın yolcu etmişler. Hiç üzülme. Yok hani kesinlikle. Gerçekten. Yani helal olsun dayına da annene de. Arkanda o duran ellerinden öperiz. Aslında o görüntünün devamında biz arabaya binerken annem işte peşimizden geliyor. Dilek gitme ne olur falan diye. Ha o şeyleri hatırladım. Gerçekten kötü. Ama gittiğin yerde mutlusun Dilek. Evet çok şükür gerçekten hani. Gerçekten hani üzüldüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum o yüzden. O gerçekten duygusal bir andı benim için ya. Aslı iyi misin? Aslı? Duygulandım sadece yani. Yani zor bir durum. Benzer bir şeyin mi var? Yok yani Allah'a şükür hani babam sağ ama. Sende de bir benzerlik var mı? Yani ne yani. Hatırladın? Sana neyi şey yaptı? Yok ben de ya o anı hatırladım sadece. Ya işte her... Benim için de duygusal bir andı benim ama... Benim için evet çok özel, çok duygusal kesinlikle, bir an. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hepimiz için öyle. Yani babasının yani olmaması özellikle. Yani ben de aslında yani benim de öyle bir şeyim var ama çok ben şu an o moda şey yapmak istemiyorum ben de. Ya benim babam sağ ama yani benim kardeşim bağladı benim de kuşağıma. Var ama yok. Benim babam ya ben hiçbir zaman hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. Ne mezuniyet ne başka bir şey hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. Düğünümde de yani misafir gibi. Hani ya, destekçi değil miydi manevi olarak? Yok. Yani ısrarla, teklifle, yani birilerinin davetiyle geldi öyle. Benimle bir sorunu yok ama... Senin düğününe evet. Başkalarının davetiyle. Evet, ısrarıyla, şeyle. Yani bu konular benim için de şey ama dik durmaya çalışıyorum. Aklıma getirmemeye çalışıyorum. Yine de babamdır, canı sağ olsun tabii. Diyorum. Hani bir şey tabii demiyorum. Ya o anda ne hissetti bilemiyorum ama insan hani bir genç kız hani ister ya babasının yanında dimdik. Tabii kesinlikle. Ki. Yani varken olmaması daha ağır biliyor musun? Bir kız için baba çok önemli. Hani her ne kadar böyle şey yapsak da hani bunu böyle her zaman şey yapamıyoruz, dile getiremiyoruz. Belki babalarımıza çok şey yapamıyoruz ama. Evet. Yani baba bir şey için hani böyle bir kız çocuğu için en azından bilmiyorum benim için idol yani senin için bir erkek. Modeli yani görmek istiyorsun, bilmek yani istiyorsun. Yani ilk tanıştığın erkek zaten. Evet. Belki çünkü de tanışamadın yani. Çünkü babanı örnek alarak hayatındaki insanı seçiyorsun. Evet. Evet ama... Ya her baba bir kızın ilk aşkı ya aslında. Tabii ki. Yani isterdim ben de babamı yanımda benimle karşılıklı oynarken falan mesela görmek isterdim. Kuşağımı ne bileyim onun bağlamasını isterdim. Ya
Ya birileri sorduğu zaman baban nerede dediği zaman arka köşelerde oturan bir misafir gibi istemezdim. Yine canı sağ olsun diyorum, bir şey demiyorum. Beyan Hanımcığım. Ay sizin, ay siz neden ağlıyorsunuz Beyan Hanım? Yeşim niye ağlıyor? Bir şeyler diyor Beyan abla. Beyan abla. Ay bir şey oldu. Ne oldu Beyan abla? Bize de söyler misin? Şeyin, ne oldu Yeşim'in Beyan kendi abla? Babası mı gelmedi? Neden? Düğüne mi gelmedi? Gelmedi. Neden gelmedi? Sonra yalvardım. Dedim ki... Yani gelininin babasının gelmemesi. Düğüne mi gelmemiş? Evet. Ay yazık. Yeşim kimse olmasın. Tamam, ben varım, ya. Annem tamam. Var. Ya üzülme varız. Ben öyle aklıma geldi. Sadece ben yoksa babamı biliyorsun hepimiz çok seviyorum. Varız. Sen üzülme, senin arkanda biz varız. Biliyorum, ondan yana şüphem yok. Sen ha. Ama üzme kendini. Sen ağlayınca ben biliyorsun kötü olurum. Zaten evet, zaten ben seni orada öyle gördüm. Yok, ben sadece tamam tuttum mı? Hatta kendimi tutmaya çalışıyorum. Sen onu bir kere unut. Sen yemeğine odaklan. Yok ben, tamam insan böyle hatırlayınca şimdi Dilek bahsedince ben biraz şey aklıma geldi benim de. Evet, ben sen biliyorsun zaten durumları. Evet, evet ben biliyorum. Hatırlıyorsun. Ama ben yani ben yine de biliyorsun. Sen bir tek sarılayım annem. Annem. Sen üzülme, üzülme. Annem ben sana bir tek sarılayım. Sen yemeğine bak. Sen ki üzülme, ben üzülmüyorum. Geçti tamam, gitti. Yardım. Ben arkandayım senin. Sen biliyorum. Üzülme. Allah razı olsun sizden. Babamdan da Allah razı olsun. Belki o da öyle bildi. O an öyle oldu bilmiyorum. Ama Yeşim bazı babalar, özellikle babalarda bu, sevgisini gösteremiyor. Evet. Hani bak yine seni tebrik ediyorum. Hani öyle bir kızgınlığın yok. Nasıl gelmez, nasıl etmez, şöyle böyle yok. Aa, Beyan, Beyan Hanım. Ay ne oldu size böyle? Ay bugün çok duygusal bir gün. Herkes ağlıyor ya. Gerçekten. Çok iyi yaptınız gidip gelinize sarın bakla. Ben duygulandım. Yeşim'in annesiyle biz bu Yeşim'i tanıdık. Bir arıyorlar, Yeşim'in babası yok. Bir arıyorlar, Yeşim'in babası gelmeyecekmiş. Annesiyle araları o zaman yoktu. Bir gün şöyle bir açıklama yaptı anneme, konuşurken duydum. Dedi ki yani biz babamızdan sevmeyi böyle öğrendik dedi. Biz uzaktan sevmeyi öğrendik. Sevmeyi böyle bir şey sanıyoruz. Biz utanıyoruz dedi. Evlat nasıl sevilir? Biz böyle biliyoruz dedi. Ne yazık ki eskilerin en büyük şeyi bu da işte. Yani hatası. Öyleymiş belki de ama insan yine de işte bir bekliyor yani. Zoraki gittik istemeye, veraki uzatmayayım düğününe kadar geldi. Gelin almaya gittik. Götürdük barıştırdık gene aynısı oldu. Götürdük barıştırdık gene. Yani ben bunlara bir dünür değil de bunun annesine bir ana oldum. Ay, bir bacı oldum. Ablalık çok oldu. Ablalık yapmışsınız. Ha, ondan sonra sonracığıma şey oldu. O da sizi çok seviyor zaten. Ondan sonra gelin almaya gittik. Hasan abi davul kapıda çalınıyor. Köşede bekliyor. Aa. Dedim Hasan abi dedim. Ne olursun dedim. Elin ayağına sarılıyorum. Yeşimi evden çıkart. Babasısın dedi. O da dedi ki çıkartmam dedi, yapmam dedi. Dedim ki ben dedim salonda millete ne diyeyim? Yeşimin babası nerede deyince. Bu size vermemek için mi yoksa? Yok, bizimle alakası yok. Ha. Ondan sonra dedi ki öldü deyin. Yeşim annesi tek başına gelin etti bunu. Benle beraber. Bir uhde, çok zor bir dönem bir gerçekten. Bir uhde kalmıştır Yeşim'de babası gelmediği benle beraber. Için. Hem babası var hem yok. Bizim ben sonra benim bir tane akrabam vardı. Dedim ki o da Metin. Ondan da Allah razı olsun. Metin dedim Hasan abiyi getir. Ne olur getir dedim. Biz gittik Hasan abiyi bir böyle yedi yabancı gibi zoraki kızının düğününe getirdik. Ay, geldi sonuçta ama değil mi? Zoraki getirdik. Yeşim'in annesi benim evimi baba evi biliyor, baba evi. Ben de o yüzden kızım yaşamamış hiçbir şey, her konuda arkasındayım. Kızlar şimdi düğün dernekten açılmışken mevzu, aklıma yine kayınvalidemle ilgili bir hikaye geldi. Ne gibi? Şimdi ben oğlumun sünnetini yaptık evde. Mevlüdünü yapalım dedik. Ben evde yapmak istiyorum tabii ki. Kayınvalidem ısrarla bizde yapalım, bizde yapalım. Çok masraf yapma. Şimdi benim annemler Mardin, babam Kars'ta olduğu için akrabalar çok. Hani çok kalabalık olacak.
Tamam dedim, sizin evde olsun. Teras da var çünkü. Sonra ben tabii ki kayınvalidemden habersiz servis tuttum ama kayınpederimi devreye sokarak 650 lirayı aldım kayınpederimden. Servisi tuttum. Sonra misafirler geldi. Ben bekliyorum tabii, tavuk pilav yapılır ya böyle ya da pide falan öyle şeyler. Evet. Bir gittim pilav yapmış, ha. Pirinç pilavı. Üstünde 4 tane 5 tane sayılı nohut. Aa. Ne et var ne tavuk var. Allah Allah. Ay, şaşırıyor aklı muyuz? Yapılır. Yani bir de o kadar ısrar ediyor. Bana diyor ki masraf olmasın masraf olmasın. Tamam olmasın da yani. Ya, bir tavuk alır bir şey ya. Bir şey yapar. Ama tabii ben onu kayınpederimden bir şekilde almış oldum. Onun da haberi yoktu, şimdi öğrenmiş olacak. Ha bir de kayınvalidem servisi annemler tuttu sanıyor. Şimdi ya. Öğrenecek. Muhtemelen yine bir çeyreğime göz koyacak gibime geliyor ama. Ya bu Nuray teyze neden hep bunu yapıyor ya? Gerçekten 10 gram Nuray yani, gerçekten. Ya ay bir de şey oldu bizim böyle nişanda işte herkes eğleniyor filan. Müzisyen şeyi çaldı, o adam benim babam şarkısını çaldı. Ay böyle Dilek baktı, bir baktı şey karşısında benim eşim. Ay böyle koştu, eşime sarıldı. Ama bütün herkes, bütün davetliler böyle ağladı. Ya Sevilay Hanım şimdi bakıyorum hepimiz duygulanıyoruz, herkes ağlıyor. Siz de bakıyorum hiç böyle bir tepki yok. Siz böyle duygusu yok. Bilmiyorum böyle hep bir donuk bir haliniz var. Normal şimdi, bir şeymiş gibi ya görüyorum. Ya aslında dinliyorum. Dinlerken tabii ki duygulanıyorum da. Böyle şeylere pek duygusal değilsiniz herhalde. Bu ne ya? Ben ağlama konusu genelde bu tür şeylere ağlamam da. Çok kızarım böyle sinirlenirim. Duygusal değilsiniz. Ona ağlarım ya. Siz sinirinizi atıyorsunuz. Bence hani bir kalite duygusal var. Duygusal olarak insan. Pek ağlayamıyorum yani. Duygusal bir dakika biliyor musun? Bu niye ağlar aslında biliyor musun? Aslında duygusalım. Sen niye ağlarsın? Niye ağlarım? Senin oğlun şimdi Miyasi'ye oradan bir tane gül yollasın. Ay yolladılar mı burayı kapattılar mı? Yani onu kapattı diye ağlarsın sen. Aynen. Bak şimdi bak aklıma getirdi ya, gene. Ya. Bu ona ağlar. Ona ağlar. O başka şey ağlamaz. Evet. İşi gücü kıskançlık. Mevlüt Şeker değil de nikahlarda topladığı şekerleri dağıttı. Yok ne? Artık ya. Üstüne böyle şeyden yazıcıdan çıkartmış. Ay şaka bakır, yapıyorsun ya. Hayır ya, onunla yapmaz bunu ya. Ben o kadar iyi tanıdım ki yani şaşıramıyorum yani. Siz belki daha o kadar tanımıyorsunuz. Aslı ile biz bu durumlara o kadar tepki veremiyoruz ya. Rutin Nuray Hanım yani. Gerçekten ama ben inanılmaz şoktayım. Hani o kadar da olmamalı. En azından yani tamam bir şeyler yapmadın etmedin ama nikah şekeri vermek nedir ya? Benim teyzemlere gelmiş herhalde. Evleniyoruz, mutluyuz. Kızım diyor bu ne, yanlışlık olmuş herhalde. Allah'ım dedim unutmuş ya üstünde. Ciddi misin? Evet. Ay hani şey gibi inanılır gibi değil ya. İnsan şaka yapıyor falan zanneder. Yo sen Nuray teyzenin lakabını biliyor musun? Hayır. 10 gram Nuray. Ne alaka? Düğünündeydi değil mi Aslan? Evet. 8 ayar bilezik takıyor ve 10 gram. 8 ayarlık ciddi bileziği misin? Bile evet. Ama hakkını yemeyelim şimdi. Düğünümde taktı, doğumda taktı, bir de nişanda taktı. 10 gram 8 ayar hepsi. Ciddi misin ya. Sen? Evet. Gerçekten başka bir şey istemedin mi? Yok bizimkiler hiçbir şey istemedi. Peki eşin ne dedi? Ne diyecek bizimkiler hiçbir şey annesi? İstemedi. Allah Allah. Annesi yapmadıktan sonra adam ya ne desin? Ya ama bu kız evleniyor ya. Nuray Hanım yani ağlama konusunu tamam konuşuyor, niye ağlamadım ama siz de her şeye ağlıyorsunuz. Mutluluktan da ağlıyorsunuz, üzüntüden de ağlıyorsunuz, hep ağlıyorsunuz, hep ağlıyorsunuz. Ben yani, ağlıyorum. Ağlamak bu kadar kolay mı ya? Ya benim içimden geliyor yani elimden o değil. Duygusal, yani, duygusal demek size ki. Size sulu göz değil ama tamam biz de duygusalız ama yani ama öyle her belli şeye diye. De ağlanmaz. Geldiğim günden beri bir gün ağlamadığınızı görmedim. Her şeye ağladığınız için beni etkilemiyor artık. Sanki hani rol yapıyormuşsunuz gibi geliyor bana yani. Hiç inanasım gelmiyor. Çünkü bir insan neredeyse 24 saat ağlayacaksınız yani. Ağlarım canım. Ya dün çeyrek aldı gene ağlıyor. Eleniyordu gene ağladı. Yani birine bir başka bir tepki ver. Bir yerde dur de dur. Duramıyorum yani, ya bu benim yapım. Tamam eleniyorsan ağlıyorsan
Şeyi alınca da ağlama, sevin, gül, ne sevincimden ağla. İşte diyorum ya, siz i̇şte o duyguyu... diyorum, ama her şeyi aldım. Bence biliyor musunuz, siz o duyguyu çok hissetmiyorsunuz da ben hissettiğim için ağlıyorum. Sevincimi de öyle bana rol gibi yaşıyorum. Geliyor. İşte rol bana gibi rol... değil, nerede ya rol bir insan olacakmış. Bu kadar ağlayamaz ya. Ne güzel, böyle bu kadar ağlayamaz. Ben içten ağlıyorum, içimden. Eğer rol diyorsanız öyle de bir teklif olursa oynarım. Bak, normal olduğum için teklifle oynayabilirim diye oynamayın ki. Demet Ana. Rol mu yapıyorsunuz hayır, siz? Hayır, o benim normali. Ama bunlar rol diyor ya, rol öyle gibi. Olursa da oynarım. Niye oynamayın ki? Benim kendi halim öyle. Kendi ağzınızda dediniz, rol... Hayır, kabul ederim dediniz. Demek ki sahte ağlayabilirsiniz. Hayır, sahte değil. Kendinize bunu hazır hissediyorsunuz. Ellerinize sağlık. Ah, bitirdik. Mis gibi kokular geliyor. Harikasınız. Kokular güzel geliyor yani bu arada. Bakalım görüntüler nasıl oldu, yemekler nasıl oldu. Merak ediyoruz ama biraz havayı değiştirelim. Yemek havasını oyun havasına evirelim. Hazır mısınız? Şöyle yanıma alayım gelinlerimizi. Çok beğenmedim ben bunu. Beğenmedim. Anne dalga mı geçiyorsun? Sen bana mı geldin yani? Beni hayır, elime mi geldin? Ne alakası var? İşbirliği yapmaya gelmedik hayır mi? Canım. Neden böyle bir şey yaptın? Daha ben dün demedim mi o kadar emek veriyoruz dedim. Ama emek verdiniz de hiçbiri pişmemiş demiş. Ya yapacak bir şey yok, ben size demiştim. Çok büyük konuştunuz. Bence biletinizi şimdiden alın. Hani erken alırsanız indirimli de almış olursunuz. Şimdiden size bay bay. Kız çocuğu için baba çok farklı. Doğumundan itibaren ilk gözlerini açtığında babasına olan bağlılığı ömür boyu devam ediyor. Baba farklıdır. Benim babam sevmeyi bilmiyor. Evlendikten sonra babam bir kere benim saçıma dokunduğunu hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Haftanın ikinci gününde gelinlerimiz bizlere yelpaze patlıcan tarifi verdiler. Tadım, yorum ve puanlama sırası tabii ki ilk bende. Birinci tabaktan başlayarak tadmaya, yorumlamaya başlayalım. ...15 yıldır anlatıyorum bu yemekleri. Bu gözler zor yanılır. Patlıcan da evet... bir acele etmiş durumu var. Patlıcan da tam pişmemiş çünkü çiğ kalmış. Püre de biraz böyle kuru gibi. Köftesi güzel. Sosu ve köftesi fena değil. Hemen ikinci tabağa bakalım. Tam kıvamında. Yani püre tamam. Patlıcan tamam. Köfte tamam. Sosa zaten laf yok. Yani ikinci tabak için şunu söyleyebilirim. Dört dörtlük bir yelpaze patlıcan izlenimi var. Tadıyla, görüntüsüyle ve nefasetiyle. Hadi üçüncü tabağa deniyoruz. İyi olan bir tek şey var. Köfte. Yani patlıcan da pişmemiş. Sos ama... Püre değil. Mozaik gibi dağıldı şu an. Fazla kurutmuş. Üzgünüm yani bu tabak için bu arada. Ve 4 numaralı tabağımızı açıyoruz. Pürenin şeklinde, şemalinde bir sıkıntı yok da tadında bir eksiklik var. Patlıcanlar... Üç tanesinde sıkıntılı. Bu dördüncü de hem patlıcan yani hem köfte sıkıntılı. Sınıfta kaldı biraz bende. Bir puanlama yapayım. Ben birinci tabağa 3 puan veriyorum. 3 puanı hak ediyor. Hemen yazalım unutmadan. 3 puan. İkinci tabakta yetiştiren yetiştirmiş efendim. Yani patlıcan burada pişmiş ilginç.
köfte de pişmiş, sosu da güzel ama patlıcanı da pişirmeyi başarmış. Arayı açmış onlarla. Bu yüzden 5 puanı hak ediyor 2 numaralı tabak. 3 numaralı tabağa gelirsek püreden ve patlıcandan kaybediyor. Köfteden bir 2 puan kazanıyor. 2 puan. 4. tabak çok sıkıntı. Lezzetleri püre olmuş zannettim ama lezzeti yerinde değildi. Üzgünüm, bu tabağa 1 puan verebiliyorum hakkaniyetli olması için. Şimdi hemen 2 puan verdiğim tabaktan başlayalım. Benden 2 puan alan gelin Aslıhan. 1. tabağa bakalım. Haftanın 2. gününde 3 puan alan gelin kim? Haftanın 2. gününde benden 3 puan almayı başaran gelin Miyase. Fena değil Miyase. Gayet güzel. Peki benden tam puan alan gelini merak ediyor musunuz? Bakın benden sınıftan geçmek yani zordur. Bu kardeşiniz binlerce, on binlerce yemek denedi. Bakalım benden haftanın 2. gününde 5 tam puan almayı hak eden gelin kim? Benden 5 puan alan gelin Yeşim. Vallahi bravo Yeşim'e. Ve hemen 4'ü de kaldırayım size. Dilek. Dilek alışma turlarında hala. Daha dumanı üstünde yarışmacımız. Ben puanlarımı verdim. Şimdi tadım, yorum ve puanlama sırası kayınvalidelerimizde. Haftanın 2. gününde tadım, yorum ve puanlama için Miyase gelinimizin kaynanası Sevilay Hanım geliyorlar. Evet, isterseniz şöyle hemen 1 numaralı tabağımızın başına alalım sizi ve şimdiden afiyet olsun diyelim. Bakalım. Genel anlamda biraz az pişmiş buldum ama tadı güzel. Patlıcan güzel. Az pişmiş yani püre. Evet. Püre de biraz yavan gibi geldi ama iyi. Beğendiniz mi? Beğendim sayılır. 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 Diğerleri daha güzelse artık en güzeli bu diyeceğiz. Ben hemen, öbür hemen 2 numaralı bakayım. Tabağı buyurun hemen. Aynı. Patlıcanların pişmiş şekli aynı. Aynı ya, bana aynı geldi tabak. Her şeyi aynı. Köftesi önemli şu an. Köftesi de aynı. Allah. Evet. Patlıcanı da hatta bu daha bir az pişmiş. Baksana şey çiğ çiğ görünüyor. Bunun sosu daha güzel. Püresi de biraz bundan daha biraz iyi. Bu biraz, bir tık daha beğendiniz. Bir tık daha sanki. Hemen 3 numaraya geçelim tabağımıza. Beğenmiş gibi duruyorsunuz. Bu biraz pişmiş. Evet, onlara nazaran. Patlıcan pişince değil mi? Oh be dediniz. Evet, evet. Gayet güzel yedim. Püre de güzel. Değil mi? Bir şey görünüyor, bu, evet. Pürenin bunlardan daha güzel gibi geliyor. Bu bir genel olarak bunlardan bir tık level iyi. Atladı yani. Level atladı biraz. Bir tane daha atladı. Hadi bakalım. Son tabağa gidelim. Aynı. Pişmemiş. 300 oldu. Şunla şunun püresi sanki daha bir şu ilkinden tık iyi. Gibi. Görüntü olarak da öyle görünüyor. Pürelerde sıkıntı sosu? Yok. Sosu? Şunun sosu iyi değil. Şu sos iyi. Yani, bir şey söyleyeceğim. Hani 3 tabakta böyle bir şey yapmaz ama bu 4. tabakta vallahi böyle bir suratınızı ekşittiniz gibi geldi bana. 5 diyebileceğim bir tabak yok arkadaşlar. Gelin hanımlar bugün. Ne yapacağız bilmiyorum. Eyvah.
En beğeniniz geçelim. Tabaktan hemen 5 puan alalım. Hangisiydi? Mecbur buna vereceğiz. Patlıcanı köftesi hepsinden daha çok pişmiş. 3 numaralı tabağa 5 puan veriyorum. Gider. Ya ben bir şey yapayım mı? Hiç yapmadığımı yapayım. Yap. Yap Sevil abla. Bulamazsam diğerleri. Çünkü hiçbiri de pişirememiş. Gözü üçüne, karart. Gözü karart Sevil abla. Üçüne de bir veriyorum ben. Eyvah. Yani burada üçünüzün biri var şu an. Bir kişinin de beşi var. İnanılmaz bir şey. Evet. Bilmiyorum ilk kez mi oluyor? Ben ilk kez yapıyorum ama... Bir. 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 Ve beş. Beş. İnanılmaz. Vallahi artık kimeyse pişmemiş hiçbiri. Şimdi hemen en güzeli sıradan aç aça gidelim. Sıradan gidelim. Buyurun birinci tabağın başına. Sevile Hanım'dan ilk bir puan alan gelin... Hadi Sevilay bakalım. Hanım'dan ilk bir puan alan gelin Aslıhan. Bugünün... Geldik ikiye. Bu da mı birdi? Sevilay Hanım'dan ikinci bir puanı alan gelin Sevilay Hanım'dan ikinci bir puanı alan gelin Dilek. Yine sana kal. Eyvah eyvah. Buna yürek dayanmaz. Eyvah. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın ne kalp ne yürek dayanır bu işe. Aman be. Ben bir kahvemi içip gelsem. Yine yeşimle şey. Allah Allah nedir benim bu kaderim ya? İnşallah. İnşallah beş çıkar. Allah'ım inşallah gelinim. Sevilay Hanım'dan 5 puan alan gelin ay Yeşim. Ya, işte bu ya, ya işte bu. Oh. İşte bunda ben lezzet. Kaldırayım. Afiyet olsun. Neden böyle bir şey yaptın? Ben o tabağı senin yaptığından neden emindim. Neden 5-1-1-1 verdin? Daha ben dün demedim mi o kadar emek veriyoruz dedim. Ama emek verdiniz de hiçbiri pişmemiş. Ya dördüncü tabağında lezzeti güzel dedin yine. Ama yani 5-1-1 veriyorsun anne. Pişmemiş. Ya o kadar gerçekten. Emek veriyoruz anne. Ama pişmemişim ben... var. Tamam şöyle bir şey var. Bir tabak pişmiş tamam mı? Demek ki diğer 3 kişi yetiştirememiş olabilir. Burada süreyle yarışıyoruz değil mi? Normal. Bugün öyle hepsi. Yapayım dedim. Öyle çünkü... yapayım derken Antalya'ya sen biletini aldın. Ben size demiştim çok büyük konuştunuz. İşte ben bilezik alacağım vesaire. Böyle bilezik biraz zor. Bence biletinizi şimdiden alın. Hani erken alırsanız indirimli de almış olursunuz. Şimdiden size... Canım ben bye sözümü bye. Tuttum. Hatırlıyor musun? Geçen sizin? Hafta geldiğim gibi aldım. Ama bileziklerimi ben kayınvalidenin söylediği ve yaptığıyla tutmayan... Yo yaptı evet. Aynısını yaptı zaten. Puanlamasını söylüyorum. Bu puanlama tarzıyla bulamazsa böyle sürekli. Ha bir yandan da hak veriyorum. Dedi ki yani Sevilay Hanım dedi ki üçü de çiğ. Şimdi birine bir, birine dört verirsem haksızlık olur haksızlık dedi. Haksızlık olacaktı. Hepsi biri hak ediyor diye düşündü. Bilmiyorum o kendi yorumu ve kendi puanlaması. Anne senin gelinin yeşim değil ha. Dün yeni gelin var dedin, emek vermişler dedin. Gittin yüksek yüksek puanlar verdin. Bugün geliyorsun bir tanesine 5, diğerlerine 1-1-1 veriyorsun. İşte onun evet. pişmanlığını evet. yaşadığı için bugün şu bunu yaptı. Pişmanlığı. Bence bunun senin... pişmanlığını daha fazla yaşamadı. Dün niye 4 verdim diye kafasına taktı bence. O yüzden de vermiş şimdi de olabilir. 1 verdi sağ olsun. Sevilen teyze şöyle bir şey. Şimdi bir tanesi çiğ olsa tamam ver biri. İki tanesi çiğ olsa ona da ver. İkisine de ver biri. Ama şimdi burada 3 tane çiğ diyorsun. Evet. Değil mi? Mesela köftelerine bak, sosuna bak, püresine bak. Mesela püresi hepsinin aynı mıydı? Ya iki sanki ben merak ediyorum. Çünkü Dilek çok yetiştiremediğini söyledi de o yüzden merak evet, ediyorum. Ana aynı yemek mıydı? Zaten ama patlıcandı. Tamam. Patlıcan pişmedikten sonra. Ama sen üçün sosunu beğenmedin hayır, mesela. Bunun sosu teyze. Güzel olmamış dedin. Sevilen evet teyze. İkinin sosunu beğendiniz İkinci, mesela. Hayır hayır. Ama Sevilen beş vermek teyze. Zorundasın. Dilek o da hangi var. Tabak senin de? Ya benim İki. De mi? İkiydi. Püreler hepsi aynı dedin de. Ben bak şurada şaşırdım. İçinde bak içinde ben görüyorum çiğ çiğ. Peki bir söyleyeyim. Çatala sen geliyor. Sen ya ben tabandaki... ana yemeğe verdim hayır, puanı. Sen kendi tabağındakine görüyor musun? Ama beklediği için. Yani, ama bir dakika. Sen kendi tabağındakine görüyor musun? Kızlar. Bak. İki birden daha güzeldi. Niye buna bir buna iki vermedin o zaman? Benim amacım gelinimi bulduğum anda üçüne de bir vermekti. Şimdi şöyle bir şey var. Hani seninki hep yağ dedin ya patlıcan. Hani diğer arkadaşlar iyi bilir. Hani yağ çeker ya kızarttıkça. Ama bak bunlarda niye o kadar yağ yok? Çünkü tam pişmemiş. Evet. Pişiremediğiniz için olabilir mi? Yani üçümüz de pişiremedik. Evet.
Tadım yapıldı. Bunu kabul et. Hepsini bak görebiliyor musun? Ama tamam oluşum da. Yok. Gerçekten sadece patlıcana mı bakıyoruz? Bak görebiliyor musun? Köfte. Bak bu da bak buralara baksana görüyorum. Cırt cırt ediyor Seviler teyze. Bu da. Ama dedi ki bak beşlik tabak tamam. Yok dedi. Yok, en pişmiş bu dedi. Tamam sakin. Konuşuyorum bir dakika. Ama evet en pişmişi ben 5 vermek zorunda olduğum ama için. Ama bu da çok pişmemiş. 5 vermek zorunda olduğum için. O sürede bu kadar pişiyor. Verdin ama ona yakın başka birine de verseydin. Sevilat teyze. Anladın mı? Madem 5'lik yok. Çünkü... Bu bundan güzel deyip ikisine aynı puan veremezsin ama ya. Ya o gelinine vermiş mi? Püresi yani. Olmamış ya ben ama ben açıkçası bunu ama gelinimin yaptığına inandığım için. Benimkinin bakın püresi yani bile farklı yani. İyice hayır. Ben bir saat püreyle uğraştım. Hayır farklı olan şey patatesin beyaz çıkmış. Hayır bence o kadar. Hayır rengini demiyoruz. Etimi olarak mesela... İki direkt yani tane İki geliyor yani. İki zaten olmamış. İkinin püresi hiç olmamış. Hayır benim tabağımla mukayese ediyor ya. Etmesin işte püresi olmamış. Ya ben püreyi Aslıhan'la söyledim. Aslıhan'ın da taneleri var. Hayır yok bulamazsın. Ya bana bakarsan Dilek benim püremde tane bile yok. Ama ikinci tabak birinci ben tabaktan daha iyi dedikten sonra dedim. İkiyle biri aynı puanı vermemeliydi. Hayır ikinin sosunu beğendi birinde püresini yanlış anlamadıysam. Evet. Dedi ki beşlik tabak yok. Doğru evet, mu? Evet. Herkes kabul ediyor. Hiç evet, kimse yok, tam pişiremedi. Evet. Normal tamam. Mecbur kaldığım tamam. İçin. Mecbur kaldığın için 5 verdin ya. Verdim. O da tam pişmemiş ya. Onlara nazaran tamam, pişmiş. Tamam onlara nazaran pişmiş. Zaten 5 verdin pişmiştir doğal olarak. Evet. Neden başka puan kullanmadın? Ona yakın başka birine de verseydin? Ben onu kesin senin yaptığından emin olarak verdim. Anne böyle bir riske sen %75 olarak bir riske giriyorsun. Neden? %50 riske gir. Pişmemiş yemeğin birine de 4 verseydim, hadi ikisini birine gene 1 vermeyecek miydim? Tamam verecektim. O sen gene çıksaydın. Nereden biliyorsun? Herkese 4 verdin, 3 verdin. Bana niye 1? Çünkü hepsi aynı tatta. E tamam bilemezsin ben, ki ama bunu vermeden. O riski ben de göze almadım. Anlatabildim mi? İyi yaptın anne. Tebrik ederim. Günün tadım, yorum ve puanlaması için Dilek Hanım'ın kayınvalidesi Demet Hanım geliyorlar efendim. Buyursunlar. Buyurun sizinle hemen bir numaradaki tabağımızın tadımıyla başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Ya çok beğenmedim ben bunu. Beğenmediniz. Beğenmedim. Ya patlıcan kıyma çok pişmemiş çiğ. Dedi. Kıyma da biraz sanki böyle dağınık gibi. Sosu, ah garibim nasıl da sosu baktım. Güzel, fena değil. Dün de ya sos yaptılar sos. Ya bugün biraz ya daha alıştılar. Bizim gelinler, sos konusunda hepsi de iyi bence yani. Evet, sosu dün de yaptılar ya. Sosu iyi bu işi yani. Evet, tabii, bence eller de. Alışmış dünkü yemeklerde. Hemen ikinci tabağımıza geçelim, i̇kinci buyurun. Tabağı. Patlıcan bunda da çok sıkıntılı. Köftesi güzel, fena değil. Bunun köftesi güzel. Sos da güzel. Sos da güzel pişmiş, kıvamında pişmiş. Yani en azından köftesini beğendiniz sosuyla köftesini birlikte. Köftesini beğendim ve sosuyla birlikte köftesini beğendim. Bir tık daha iyi o zaman. Ondan diyorsunuz. Bir tık daha iyi. Üçe geçelim. Gelinler buyurun. Kızacak. Ne oldu zorlandınız ay bir evet, şey oldu? Evet patlıcan fena. Bu arada biraz zorlandı tadı. Ay evet beterinde beterin varmış. Evet bu patlıcan daha sert çıktı. Eyvah bu da gitti. Sosu ya, güzel ama sosu beğenmedi. Çok güzel olmuş. Yani kıyma yani için ne demiştiniz? Ha, o da çok biraz lezzetsiz gibi geldi. Ha ilk ona baktınız çünkü onu kaçırdım. Gibi geldi. Lezzetsiz. Evet lezzetsiz gibi geldi. Hemen dördüncü tabağımızı da deneyelim. Aa bunun patlıcanı bak güzel pişmiş. Köftesi güzel değil ama patlıcanı güzel. Sosu çok beğenmedim açıkçası. Eyvah. Neyse. Keşke yine şey diyelim. Olarak yani yine şunu çok hemen sert puanlara yap. Geçelim o zaman. Geçelim hemen. Mi? Tabakları bunun püresi sıkıntılı ama yine de bir en güzel tabak bu gibi geldi bana. Şu ikisi. Emin misiniz? Eminim. Ben şu tabağa bir vermek istiyorum. Üçe bir geldi. Evet, üçe bir veriyorum. Tamam. Şimdi
Buna 5'i verebilirim ben ya. 5 mi? Ya yine de. Şunun bir tek patlıcanı pişmiş ama bunun yine bir ondan biraz şeyi var. 1 numaralı tabağa Demet Hanım 5 puan verdi. En yüksek puanı. Buna 3 veririm. 3? Evet, 3 veririm buna. İkinci tabak 3 puanı evet, kattı. Evet, 3 verdim. Geriye 4 kaldı. 4 kaldı. Ona da 3 versen. Nasıl isterseniz. Olur mu? 4. tabakta 3 puan. Evet. Hakkaniyetli oldum. Yani. O zaman hemen buyurun 4'ten açmaya başlayalım. Ay. Bakalım Dilek Hanım'a kaç puan gidecek 4 tabakta açıldıktan sonra? Çok merak ediyorum. Çok ilginç çünkü bugün. Oldukça heyecanlı gidiyor. Haftanın ikinci gününde Demet Hanım'dan 3 puan alan gelin Aslıhan. Şimdi Demet Hanım'ın diğer 3 puan verdiği 2 numaralı tabağımızın yanına geçelim. Buna da 3 verdiniz. Buna da 3 verdim de inşallah gelinime 3 vermemişimdir. Demet Hanım'ın 3 puan verdiği ikinci tabaktaki gelinimiz... Demet Hanım'dan ikinci 3 puanı alan gelin... Miyase. Yani yine çok garip bir durum oldu. Yani nasıl gerilmeyelim? Gelin yine sona kaldı. Evet. Dilek Hanım acaba? Sona kaldı. Hemen birinin yanına geçelim 1 numaralı tabağımızın bu arada. Demet Hanım 5 tam puanı acaba hangi gelinimize verdi? Beş puan alan gelin kaldıralım. Yeşim. İki ya, iki de iki ya. Allah'ım. Anne dalga mı geçiyorsun? Sen bana mı rakip geldin yani? Beni hayır, elemeye mi geldin? Ne alakası var? Ne alakası var? Hayır canım. Yani, ama ne yapabilirim? Ya sen şey, Beyhan teyzenin elindeki şeyi alıyorsun yani. Yeşim'in sürekli tabağını bulamayışını sen alıyorsun şu an yani. Ay yapabilecek hiçbir şey yok. Sürekli ya bulursun. Hani iki gündür aynı şeyi yapıyoruz ya. Ama güzel olmamış. Ya diğerleri de mükemmel evet, gibi diğerleri. Güzel olmuş yani seninkinden daha iyiydi. Ne yapabilirim? Herkesinki güzeldi. Ama ben... seninkinde ayrıyeten bulamıyorum yani. Yani... Bulamadım. Ama Sevler teyze üçünüzünki pişmemişti dedi. Sen nasıl diğer üçünü güzel buluyorsun bana gelin hep yediriyorsun ya? Hayır ya üçününki de pişmemiş ama mesela en sondaki pişmişti. İşte o da garip. İşte. Yani öbürü de pişmişti. Bir tek benimki mi pişmemişti? Senin patlıcanın pişmemişti ve köfte de biraz lezzetsizdi. Ne yapabilirim? Dileği nasıl sinirlendirebilirim? Dileği nasıl böyle üstüne gidebilirim? Daha hayır, nasıl hayır. Doğrayabilirim? Ya İki olmamış ne yapabilirim? Ay ya ne yapabilirim? İki gündür bunu yapıyorsun ya. Ama güzel ama olmamıştı, güzel pişmemişti. İsim olarak bulamıyoruz. Yani lezzet olarak bakıyorum. Lezzet olarak da seninki çok seninki lezzetsizdi. Diğerleri çok lezzetli. Mükemmeldi diğerleri. Yani, gerçekten yani. Mükemmeldi. Ama kiminin köftesi güzel, kiminin patlıcanı pişmiş, kiminin sosu güzel. İki gündür güzel. Yapıyorsun ya. İki gündür bana bunu yapıyorsun ya. Ay hayır. İnatıma gelmiş gibisin ay, ne ya. Ne yapalım canım? Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Ben de üzgünüm. Ben de isterdim seninkini bulmayı ama. Allah yani. Yani tabakları bilmiyorsun ya sen. Bana kapalı. Gibi ama böyle. Ama lezzet yani olarak bakıyorsun. Gıcıma gıcıma gidiyorsun. İnadıma inadıma yapıyorsun. Özellikle sanki şey beni seçmeye çalışıyormuşsun gibi. Hayır alakası yok ya. Olmamış ya. Yapacak bir şey yok. İki ben gündür aynı şeyi beğenmedim. Dilek beğenmedim. Benim damak tadım. İki gündür ne kadar güzel damak tadım ama ben ne isterim senin tabağını bulmayı? Gerçekten dört damak tadım varmış senin. Ay, ne yapayım? Hiçbir sana yemek yapmadım Allah aşkına. Ay, yaptın ama ne bileyim. Gerçekten yani. Dört dörtlük damak tadım varmış görüyorum. Yani. Ama sen bana hiçbirini yelpaze patlıcan yapmadın bilmiyorum. Herkes yaptı. Herkes ikini bilmiyorsun. Bir tek ikini bilmiyorsun zaten. Ama ötekileri de güzel olmuştu. Ne yapabilirim? Herkes mükemmel. Kiminin köftesi hatta lezzetli. Sizi tebrik ediyorum. Üçünüzünki efsane böyle. Beş beşlikte bir tek ben bir alıyordum. Ay yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten. Yapacak hiçbir şey yok. Olmaz. Anne ne sen yapalım? Kızlar da bundan sonra yemeğini. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten. Hiç yani. Kızlar bir damak tadım ben öyle istedim öyle puan verdim aferin, yapacak çok güzel bir şey yok. Bravo. Seni de evet canım ediyorum. İstediğini damak tadından yapıyorum. Dolayı seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seni. İlk günün yani ikinci günün heyecanı var ya şu an Dilek'te. Evet. Hani çok şey yapıyorsun gibi böyle hani nasıl diyeyim
Kızın çok üstüne gidiyorsun. Ay, üstüne gitmiyorum ama üstüne gitmiyorum. O da güzel yapsaydı. Ben hiç öyle düşünmüyorum mesela. Tabakları bilmiyorum. Açıkçası hani benim kayınvalidemden örnek verdiğiniz için söylüyorum. Benim kayınvalidem aralıksız bana her gün bir veriyordu. Sizin daha bugün ikinci gününüz. Çok normal, şaşırabilirsiniz. Ben bunu aylarca yaşadım. Yani bu kadar heyecan, bence biraz da sabırlı olman gerekiyor. Ben çok sabrettim, sen ikinci gün patladın. Bu normal, ben bu durumlara alışkınım ama bence biraz ya sabretmen gerekiyor çünkü... Kendisine belki heyecan yapıyor, bile isteye sana bir vermek istemez zaten. İstemem, ben de istiyorum tabağını bulmayı ama... Ya kafası yani karışıyor olabilir ya da öyle zannediyor olabilir, senin tabağın olduğunu düşünüyor. Evet. Bilinçli yapmıyor, bence biraz daha ya sabretmen gerekiyor ya biraz daha evde beraber yemek mi çalışırsınız, başka bir şeyler, yöntemler bulmanız gerekiyor. Mesela en çok Aslan'ın tabağı pişmişti yanlış hatırlamıyorsam. Sen diğerlerinin tadına göre verdin. Evet. Tatlarına göre, evet. İçindeki kıymasına, işte püresine, sosuna vesaire evet. verdin. Çünkü genel olarak pişmemişlerdi. Başka yerden kurtarırım. Evet. Evet. Pişmişti. Hani şeyde pişip pişmemesini ondan desem hani ona da vermedin. Hiçbirimizinki pişmemişti. Pişmemiş. Bir mesela tane... benim kayınvalidem dedi ki Yeşim'in tabağı pişmiş. Sen dedin ki Aslan'ınki pişmiş. Aslan'ın patlıcanı çok güzel pişmişti. Ama evet, pürelerle ama tad olarak. Köftelerde bir sıkıntı var. Aynısını evet. da söyledin. Hani tatlarda o zaman bir problem. Onu soracaktım. Yoksa ben de isterim mesela, kendime. Mesela patlıcanı pişmiş dediniz ya. Ya köftesinde mi tad alamadınız? Köftesi mi? Çok lezzetsizdi. Aa, anlamadım. Aynı malzeme kullandık ve çok yoğurdu. Ya bilmiyorum neden ayrıca oluyor. Ayrıca yoğurduktan sonra da beklettim iyice içine işlesin diye. Aa, yok çok lezzetsizdi yani. Aynı malzemeleri kullanıyorum. Aynı ya damak yani. Çok değişiyor. Ben de mesela çok fazla yoğurdum ve beklettim. Benimkine de şey dediniz, sanki fazla yoğurulmamış mı öyle bir şey dediniz. Evet bir tanesi hiç yoğurulmamış gibiydi. Böyle çok böyle hani karıştırılmış gibiydi. Ama beş aldı. Ama beş. Ama ötekilerden lezzetliydi. Ha, lezzet almış evet. Sosumu da çok beğendiğinizi söylediniz evet. zaten. Püre de evet. iyi sadece pişmemiş çiğ dediniz. Ya. Diğerlerine bakınca bir sefer çiğyi göz ardı etmek zorunda kaldınız evet. lezzete göre. Yani Yeşim'cim sen şöyle beş alıyorsun aslında seninki de tam pişmemiş. Yani beşlik aha, tabak evet. yok orada ama beş verilmek zorunda olduğu için bir tık pişene... Evet, ya buradaki süre düşündünüz. Mesela evet. Demet teyze öyle düşünseydi bana beş evet. verecekti. Yani. O da evet, bir tık aynen. lezzete verdi. Senin püren yani, de çok şeydi. İkide iki gitmesi. Yani evet püremi de beğenmediniz üçün iki farklı senin püren... Çok şey değildi. Senin mesela püremi mesela beğendi Sevra Hanım. Ben beğenmedim. Beğenmedi. Sen çok böyle süslü bir tadı geliyordu. Siz ay beğenmedim diyorsunuz. Daha... Beş evet püreyle ilgili bir şey. Ama yani köftesi lezzetli. Ama lezzetli. O zaman mi? Şöyle yoğurulmadıysa da lezzetli. Yoğurulmamış şimdi Demet teyze teşekkür ederiz diyoruz ama yoğurulmadı diyorsun. Yoğurulmamış lezzeti ama var diyorsun. Püresini beğenmedin. Çiğ. Sosunu da beğenmemiştin. Ama lezzetli kısmını şimdi söylüyorsun. Mesela buradayken... Lezzetli çok dediğinizi bir tek sosumu çok beğendiniz. Sos köftemin güzel. Lezzetli olmuş şu ben hatırlamıyorum. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Sadece şeyde, bu yoğurulmamış gibi dediğini evet, duydum. Yoğur, evet yoğurulmamış. Püremi aslında benim, iyi dediniz. Benim tabağı da beğendin. Püresine, sosuna, içine iyi dedin. Hı-hı. Ama şimdi hayır, mesela... Hayır ben annemin niyetini anladım. Beyhan teyzenin açığını kapatmaya geldi. Yok bence mukayese etti. Diğerleri de geldi. Bu sefer onun önüne geçemediği için belki de beş verdi. Öyle belki de. Şey beşlik bir tabak şey zaten. Beşlik bir tabak değil ama vermek zorunda Demet olduğu teyze, için verdim. Bir şey anladım. Soracağım. Yoğurulmamış köfte nasıl lezzetli olur? Ya yoğurulmamışın açık şeyleri güzeldi. O zaman şey güzeldi. 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 Yoğurulmamıştan kastınız acaba yani dağılmış mı? Dağınık gibi. Evet böyle çok dağılmış dedi doğru. Evet dağılmış. Bunu, evet dağınık. Demet teyze birincinin köftesi dağılmış dedin. İkincisi daha toplu daha düzgün duruyor dedin. Evet. İkinciyi verseydin yok, beş. Ama lezzeti yok. Dağılmış ben, önemli değil ki biz kızartıyoruz yoktu. Dağla da biliyor yani. Hayır şey olarak tabakları mukayese ediyor ya ikinciyi birden daha çok ama beğenmişti. Ama demek ki hayır. Hatta ben dörde beş verecek. O zaman lezzet anlamında söylememiş, yoğurma anlamında söylemiş o zaman. Tadım, yorum ve puanlaması için olanca neşesiyle ve pozitifliğiyle, sevecenliğiyle Beyhan Hanım'ı buraya alıyorum. Kaynak makinesi nerede? Şey bu benim de konsantre gözlüğüm. Konsantre? He, konsantrasyon. Ha, konsantre. Konsantrasyon gözlüğüyle beraber ha. Beyhan ablam geldi. Ben şunu bir çek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben nere takoz nere takoz sen de yaşlandın. Takoz da yaşlandı. Takıyoruz konsantrasyon gözlüğümüzü. O gözlük olmadan tut, olmaz. Tut, 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 tut. Gel 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 gel. Afiyet olsun. Başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Thank you.
canım. Hiç pişmemiş. Biraz da mı ya? Azıcık da mı pişmemiş? Vallahi baksana yavrum, hiç pişmemiş. Ya, ya bu fırın mı bozuldu? Bilmiyorum ki. Köfte? Köfte güzel. Köftesi olmuş ama püre böyle olmaz. Püre nasıl olur? Püre bu ne? Patatesi. İçine kuruçuk doğran da yiyecek. Beğenmedim mi yani hülasa? Bunu hiç beğenmedim. Bu tabağı gözlük de kurtarmadı. Yapacak bir şey yok. Takoz ikiye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. İki numaralı tabağı deniyoruz. Bunun köftesi de olmamış, patlıcanı da. Eyvah, hiç mi beğenmedin? Bak bu tabağın hiçbiri olmamış, bunun da... Püresi iyiydi. Püresi iyi, patlıcanı ile köftesi olmamış. Yazdın mı hafızana gözlüğün bir kenarına? Hı, yazdım, dur. Beğenmedin mi yani tabağdan? Acaba püre böyle mi olmalıydı, böyle mi istedi? Bir de şunlara bir baksam da ona göre yorum yapsam daha güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pişmiş. Patlıcanı mı pişmiş? Bunun patlıcanı pişmiş, biraz daha pişmiş. Yani şunlara bak, ay bunların pürelerinin alayı aynı ya. Üçüncü tabağı beğendin mi, beğenmedin mi? Onu söyle sana. Vallahi bunu beğendim. Allah Allah. He. Üçüncü tabak beğenildi. Ben bu tabağı ablam beğendi üçüncü tabağı. He, ama acaba yeşimin mi? Ben bu sefer beğendim bulamazsam... Acaba, beğendim ama diyor, acaba yeşimin mi? He. Strese girdi şu an. İnşallah yeşimindir diyor. Üçüncü tabağı beğendi. Açabilirsiniz tabii Beyhan ablacığım. Ne demek? Yeşimin tabağı bu olabilir. Ya ben seni var ya son andan izledim. O üzüntün var ya. Ben sabaha kadar uyumadım Beyhan. Değil mi? Ben var ya, ağladım ya, oturdum ağladım senin o hüznüne. Vallahi mi? Bugün bana bunu yaşatma lütfen. Bana bunu yapma ya. Ben duygusal adam, ben sanatçı adam. Ben bu tabağın püresini çok beğendim. Bu yeşimin olabilir. Yani vallahi bak onlar püre değil bir kere ama püre bu işte. Yani şöyle bir şey var. Tadını mı beğendin yoksa pişmiş mi diyorsun? Yapılışını, tadını da beğendim. Ben şeyini beğendim. Evet. Şimdi merak ettim o tabağını. Hadi tabağı puanlara geçelim. Bu arada yani heyecan dorukta. Şimdi ben de merak ettim. Bu son iki tabak için iyi şeyler söyledi ama bir numaradan başlayalım istersen puanlamaya. Bu tabağa bir veriyorum. Bir. Evet. Birinci tabak bir. Yazdım. Yeşim. İkinci tabak. Buna da bir veriyorum. Bir. Ha, ona da bir veriyorum. İkinci tabak da bir. %50 gelin çıkabilir içinden ama 3 ile 4 var. Buna 5 veriyorum. Dördüncü tabağa 5 puan geldi. Tam puan. Vallahi bu yeşimin tabağı. E 3'e ne geldi? 3'e de 3 geldi. 3'e de 3 gelmiş yeşim. Efendim. 4'ü almadı. Yani çıkmazsan daha yapacak bir şey yok yani. Yeşim, bir durumun var. Bence hemen ilk biri açalım. Birinci tabağa 1 vermiştin. Sıkı sıkı şimdi tabağı tutuyoruz. Beyhan Hanım'dan ilk 1 puan alan gelin, kaldıralım. Dilek. Bakalım Beyhan Hanım hangi gelinimize 3 puan verdi? Kaldıralım. Miyase. Buna yürek dayanmaz. Eyvah, eyvah, eyvah. Beyhan Hanım'dan 5 puan alan gelin. Kaldıralım. Ay, yeşil. Ya. Biz ısıldım ya. Allah'ım ya. Sonunda ya, sonunda. Azlan Allah'ım ya. Ben gider. Oh, sonunda, sonunda. Allah'ım yarabbim. Afiyet olsun. Ay. Ay öldüm Allah'ım. Beyhan teyze. Mesela 2 numaraya dedin ki birden daha iyi dedin.
Çünkü işin gerçeği köfteler hariç hiçbir patlıcan olmamış. Hiçbiri. Bak, patlıcan... Püreler de olmamış. Tamam. Bir o püre, tamam mı? Ama ben dedim ki ya... Üçünde patlıcanı pişmiş dedin ama. Ha? Evet. Üçe değil mi? Üçe dedi. Üçe dedi. Üçe, birazcık güzel pişmiş. Olmuş dedin, dördün püresini beğendim. Birazcık içmiş. Pişmiş. Keşke ama dördün patlıcanı da pişmişti. Beyhan teyze, benim tabağımın neyini beğenmedin? Hiç pişmemiş yavrum, baksana. Seninkini açar açmaz dedi. Hiç olmamış. Aslında şimdi pişmemiş dedin zaten. Aslını, zaten bak, bana da biri verdi dilekçi. Birinin, bak birinin İçindeki tabakta falan... hiç böyle su... Sadece sıcak suya konmuş çıkmış, beyazı bile gitmemiş. Dört de pişmemiş. Ben oradan görüyorum da yakından bir daha bakayım ben. Bir dakika, en çok pişen benim tabağım. Ben de onu evet, seninki bir şey söyleyeceğim. Evet bak. Ya. Bak bu da pişmemiş. Aradaki fark sadece püre mi? Sen püreyi püreye mi 5 puan verdin? Püreyle küpe, şey köfte. Ama diğerlerinin hiçbir şeyini beğenmedi. Bunun hiç, patlıcanını bak, beğendi, bunun da püresini beğendi. Hayır, ikiye birden daha çok beğendi. Birden daha iyi. Evet, bunun patlıcanını beğendi. En çok bu patlıcan pişmiş dedi. Çok pişmemiş ama. Pişmemiş yavrum, bak ben genel pişmemiş. Hep yapıyorum. Ama soracağım. Senin patatesten ötürü mü şey kıvamı böyle, yoksa bir bardaktan fazla mı koydun? Sizinki yoksa... patates ezmesi olmuş. Benimki de hatta şef gördü, dedi ki senin püren mükemmel olmuş dedi. Niye ama, ben onu anlayamadım. Mesela bizimkiler evet dondu. Ve evet, hepsi ama aynı renk bizimkilerin. Patatesten mi? Rengi değişebilir ama kıvamı diyorum ben. Kıvamını iyi ezerseniz zaten iyi ezdim. Ben de iyi ezdim. Hatta benim püremi şef gördü, dedi ki püren mükemmel olmuş. Sadece bir şey soracağım. Tamam, hayır. Bir dakika. Hayır, bir dakika. Bir şey soracağım. Bir dakika. Bak şimdi, bak. Yani hayır, bir şeye bak. Bir dakika. Bana bak. Bir şey soracağım. Şimdi göz kararı değil. Aha. Bir bardak dedi. Tamam. Bir dakika. Cevabını devam vereyim. Edeyim. Aha. Hatta ben dedim ki 1,5 olmaz mı dedim. Hayır dedim. Maksimum bir bardak evet. dedi. Evet. 2 kaşık da sıvı yağ dedi. Fazla tamam. mı koydun? Ben de şunu söyleyeyim. Biri zaten çok geçtiğini düşünmüyorum ben. Hani göz kararı dedim, ben bocalamada böyle 2 bardak olduğunu da düşünmüyorum zaten. Düşünmüyorum fazla, diye bir şey hayır, olmayacağını fazla bilmen lazım ama. Hayır, ben fazla koyduğumu da düşünmüyorum. Benim göz kararım da iyidir zaten. Ben ona güvenerek zaten bardağı doldurmadan direkt koydum. O zaman ben de göz kararı patatesleri... Ya, göz kararı yaptığımız, biz pürede yaptığımız çok oluyor. Şöyle yap, bak ama bu, ben özellikle bugün aha. sordum hatta... Kayınvalidemle tüyolaşırken dedi ki patates dedi kıvamı biraz koyu olursa su ekleyebilir misiniz? Hayır dedim. Şef ne derse onu yapıyoruz dedim. Ekleyemiyoruz. Evet, ben özellikle fazla koyduğumu düşünmüyorum. Kızlar da sen de duymuşsundur. Evet. Bir buçuk bardak olur mu dedim, olmaz dedi. Ben suyu koyduğumda patatesler aha. yukarıda kaldı. Evet. Üst tamam. taraf. O yüzden kapandı. Hatta benimkini de dibi tutuyordu neredeyse. Evet, benim de dibi öyleydi. Tutuyordu. Ben burada bir saat zaten ezmeye çalıştım ama. Ama sıvı olmasını ben anlayamadım. Tamam, ben de diyorum ki şefimiz benim fazla koyduğumu düşünüyorsa baksın. Yine puanım kırıl... Ben çünkü söylüyorum, bardakla ölçmedim. Kırılması gerekiyorsa da kırılsın. Çünkü göz kararı olsaydı ben, evet, göz kararı ben de şöyle söylüyorum. Yapardım. Su patateslerin aha. üstüne geçecek şekilde koyardım. Belki yani. bir bardak bile olmayabilir. Hani yine de öyle yapardım. Şef ama hani ortalama yarım bardak veya en fazla bir bardak. Yarım bardak, bir bardak. Ama göz kararı diye bir şey yok. Evet, göz kararı diye bir şey. Biz de öyle koyardık. Bize ne, ya normalde inisiyatif kullanabiliyoruz bazı şeylerde. İşte ama bunda kullanamıyoruz. Ben. Bence de. Tamam, özellikle puan kırılması dedim. Gerekiyorsa da ben kabul ediyorum o zaman. Ben çünkü çok fazla koyduğumu düşünmüyorum. Hani siz diyorsunuz ya, sizinki niye böyle? Ben iyi ezdiğimi düşünüyorum. Ben göz kararı yaptım. Ben bunu da söylüyorum bayağı zaten. Bayağı su tadı geliyor. Hayır, benim o anda onu dolduracak şey vaktim olmadı. Zaten ben bir şey ama demiyorum. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Beyaz. Bir dakika, bir dakika. Kızım, ben bu patlıcanın aynısını evde yapıyorum değil mi? Evet. Ben böyle mi yapıyorum evde? Ya burada patlıcan neden şimdi şöyle, neden? Hayır burada patlıcanlar zaten olması gerektiğinden hani büyük de hepiniz gördünüz. Ha. Burada fırına atma süreci ve kızartma seviyesine göre zaman yeterli olmadı bize. Evet. Yani dördümüzünkinde de zaten hemen sıkıntı oldu patlıcanların. Mesela bence Reyhan teyze de şöyle bir şey oldu. Şimdi üçüncü tabağı yediğinde pişmiş dedi. Ona diğerlerine göre pişmiş geldi. Beğendin evet, sen o tabağı. Evet. Dördüncü tabağa gelince gelinini bulmanda bak hiçbir problem yok. Püreden dolayı bence yeşimi buldu. Çünkü bana şöyle, püreyi çok iyi ezdi. Evet, püreyi daha önce eşim de söylemişti bana. Hani iyi yaparım püreyi. Şeyde, çok güzel. Kayınvalidem çok... de bilir dedi. Mesela dördüncü tabaktan patlıcana bile yorum yapmadan direkt püreyi beğendim. Bulabilirsin, hı. sıkıntı yok. Ama baştan beri dedi ki bu pürelerde ne var? Tamam, ne şeyde var dedin, sıkıntı ben bunlarda yok. Ne var? Tamam. Böyle mi olması gerekiyor? Beyhan teyze, en kötü tabak olsun gelirini bul. O önemli değil, onun için demiyorum. Ama sen bence püreden yeşimi buldun. Evet. Bence de bak, o da güzel şey yapıyor diye. Çünkü zaten kıvamı eşim de iyiydi. Söyledi. Ben püreyi çok ezerim. Biz burada 90 saniye diye. Tüyolaşıyoruz ya, bana apaçık söyledi zaten.
püreni güzel yap dedi. Hep yaptığın gibi iyice ez dedi. İyice. Ocakta tane kalmasın dedi. Ocakta püreyi ezin. Yani buradayken de ben kaynarken. Çevirmeye başladım böyle zaten. Ezmeye çalıştım olmaz, kaynar suyla. Yedirseniz bile olmaz. İlk yaptığımda sıcakken kıvamı tereyağı gibiydi zaten. Ne yaptım şimdi ben bunu? Ama bekliyor, donuyor yani. Ben buna biraz daha fazla su koysaydım evet yeşiminki gibi krema gibi olurdu. Daha önceleri de biz püre yaptık burada. Krema gibi oluyor. Neden? Çünkü içine krema koyuyoruz, ekstra süt koyuyoruz. Ama burada sadece bir bardak koyun dedi şef. O yüzden mecburen bak 3 tane tabak aynı. Nerede? Aynı. Bir yeterli olur dedi ama. Ben de göz kararı. Oğlum, bir işte olacak. Bu kadar yetti. Tamam birden fazlaysa tamam ben de diyorum ki kabul ediyorum kesilsin o ama zaman. Ama gerçekten kesilsin. Yani seninki baya baya. Ama şimdi hani şöyle bir şey var. Benim püren buradayken o kıvamda değildi. Daha koyuydu. Hemen hemen sizinki kadardı. Ama ben çok iyi ezdiğimi düşünüyorum. Ama Aslan da diyor ben de çok iyi ezdim. Ya tamam ben de söylüyorum. Aslan. Ben diyorum ki ben bir süre bitene kadar ezdim. Gelin buraya. Gel karıştırdım. Buraya. Gel. Rengi o kadar da sıvı değil yani sıvı patatesler diyorsunuz da. Patatesler farklı olamaz mı? Bak patates rengi zaten farklı. Ben ona hiçbir şey söylemedim. Bu beyaz patates. Tamam bunlar evet. Sarı patates. Tamam. Buna bir bar... Daha mı cıvık oluyor beyaz tabii patates? Tabii ki. Keşke bu patatesten gelseydi yeşime. Hayır cıvık diyorsunuz da ben öyle bir cıvıklık da görmüyorum yok, ayrıca. Yok. Bizimkinden küre farklı budur mı değil zaten. Mi? Renk olarak ben zaten renk en başta değil, dedim kıvam. Sizinkinden. Hayır kıvam olarak ben aynı diyebileceğim zaman şu tabağı eliyorum zaten. Şu oldu. Kimin bilmiyorum şu biraz bir yakın duruyor. Kıvam aynı diyorsan Beyhan teyze nasıl farklı buldu? Tane sizinkilerde mesela diyor ki tane. Tane yok ben. Tane var. Tane demiyor sert diyor. Sert olmuş diyor. Ben ne dedim? Tane vardı diyor. Ya şey birinci tabakta. Ağzıma tane geldi ne dedim? Dilekte gelmiştir. Bak sunucumuza kıvırcık. Maydanoz getirin de doğrayı patates tamam, salatasını. Bunu dileğin tabağına söyledin sen. Hep evet gelinlerimiz, sevgili kayınvalidelerimiz. Malumunuz yani tansiyon yükseliyor. Haftanın artık ikinci günündeyiz. İyice tansiyon yükselmeye başladı ama dördüncü tadım ve puanlamanın öncesinde günün kritiğini yapalım. Kız çocuğu için baba çok farklı. Doğumundan itibaren ilk gözlerini açtığında babasına olan bağlılığı ömür boyu devam ediyor. Baba farklıdır. Benim babam sevmeyi bilmiyor. Evlendikten sonra babam bir kere benim saçıma dokunur hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Çok kıymetli gelinin mutfakta izleyicileri, gelinlerimiz ve kayınvalidelerimiz. Evet, günün kritiğinden önce ben başvuru adreslerimi sizlere hatırlatmak istiyorum. Ya ben de gelmek istiyorum diyebilirsiniz. O altınları ben de kazanırım. Ben de bu gelinlerimiz gibi gayet güzel yemek yaparım. Hatta daha alasını yaparım. Koluma da bilezikleri böyle doldururum diyorsanız başvuru adreslerimiz kanald.com.tr WhatsApp adresimiz 539-570-3707 mesajlarınızı bekliyoruz. En fazla 3 gün içinde cevap veriyoruz. Mutlaka cevap veriyoruz. Sizleri de stüdyomuzda görmek istiyoruz. Farklı bir gündü. İnanılmaz bir puanlama yaşadık. Daha bir puanlamamız daha var biliyorsunuz. Ama onun öncesinde günün kritiğini birlikte yapalım istedim. İki VTR'miz var bugün. Birinci VTR'miz gelinlerimizden Yeşim Hanım'la ilgili. Bugün stüdyoda duygusal anlar yaşadınız. Kayınvalidesi Beyhan Hanım da bu duygusallığa ortak oldu. Biz de duygulandık. Peki sebebi ne? Biz onu merak ediyoruz. İsterseniz önce ilk VTR'mizi izleyelim. Ardından sohbet edelim. Ya benim babam sağ ama... Yani benim kardeşim bağladı benim de kuşağıma. Var ama yok. Benim babam, ya ben hiçbir zaman hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. Ne mezuniyet, ne başka bir şey. Hiçbir şeyimi de hatırlamıyorum. Düğünümde de yani misafir gibi. Yani ısrarla, teklifle, yani birilerinin davetiyle geldi öyle. Benimle bir sorunu yok. Bu konular benim için de şey ama... Ne hissetti bilemiyorum ama insan hani bir genç kız hani ister ya babasının yanında dimdik. Tabii kesinlikle. Ki. Yani varken olmaması daha ağır biliyor musun? Yoksa dersin ki yok olmadığı için ama varken olmaması da gerçekten şey yani zor.
Beyan Hanımcığım. Beyan Hanım. Yeşim niye ağlıyor? Bir şeyler diyor Beyan abla. Beyan ablam. Yeşim kimse olmasın. Ben varım, annem var. Sen üzülme, senin arkanda biz varız. Biliyorum, ondan yana şüphem yok. Annem. Sen üzülme. Ben arkandayım senin. Sen biliyorum. Üzülme. Allah razı olsun sizden. Ay bugün çok duygusal bir gün. Herkes ağlıyor ya. Gerçekten. Çok iyi yaptınız gidip gelinize sarılmakla. Ben duygulandım. Bir arıyorlar, Yeşim'in babası yok. Bir arıyorlar, Yeşim'in babası gelmeyecekmiş. Annesiyle araları o zaman yoktu. Zoraki gittik istemeye, veraki uzatmayayım düğününe kadar geldi. Gelin almaya gittik. Götürdük, barıştırdık, gene aynısı oldu. Götürdük, barıştırdık, gene. Yani ben bunlara bir dünür değil de bunun annesine bir ana oldum. Gelin almaya gittik. Hasan abi davul kapıda çalınıyor, köşede bekliyor. Dedim Hasan abi dedim. Ne olursun dedim, elin ayağına sarılıyorum. Yeşimi evden çıkart, babasısın dedim. O da dedi ki, çıkartmam dedi, yapmam dedi. Dedim ki, ben dedim salonda millete ne diyeyim, Yeşimin babası nerede diyeyim. Ondan sonra dedi ki, öldü deyim dedi. Ay. Yeşim, annesi tek başına gelin etti bunu. Benle beraber. Sonra yalvardım. Biz gittik. Hasan abi bir böyle yedi yabancı gibi zoraki kızının düğününe getirdi. Ay yani sonuçta ama. Evet. Yani inanılmaz duygu yüklü anlar Yeşim. Yani insan işte. Burada empati yapmayı bilen tüm izleyicilerimiz ve stüdyodaki herkes seni anlıyor tabii ki. Bir kız sözü için baba çok farklı. Doğumundan itibaren ilk gözlerini açtığında babasına olan bağlılığı ömür boyu devam ediyor. Baba farklıdır bir kız sözü için. Ben de bir babayım. Belki erkek evlatlarım var ama ben bunu babamla kız kardeşim arasında görüyorum bu farklı bağı. Bizden farklı bir bağı var çünkü. Seni o yüzden bu şekilde anlayabiliyorum. Tabii ki hüznünü, üzüntünü tıpkı Beyhan abla gibi biz de paylaşıyoruz. Sağ olsun onlar yanında ama biraz senden yani dinlemek istiyoruz. Benim kayınvalidem evlendikten sonraki kısmına şahit. Ben eksik büyüdüğümü hissediyorum. Bana şey değil, benim babam sevmeyi bilmiyor. Yani bu eksikliği ben çok yaşadım. Yani bir hani evlat nasıl başı okşanır onu bilmiyor mesela. Ben onu mesela arkadaşlarımda görüyordum. Hani ne bileyim bir karne oluyor, bir şey oluyor. Herkes babasıyla annesiyle geliyor. Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Hiç. Hani derler ya kapının önünde ayakkabıları var. Sadece ayakkabıları vardı. Varlığı vardı o kadar. Yani ben bilmiyorum. Ben evlendikten sonra babam bir kere benim saçıma dokunduğunu hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Bir gün annemle konuştuğuna şahit oldum. Yani kulak misafiri oldum ister istemez. O yüzden ona biraz hak da verdim. Dedi ki çocuklar büyüdükten sonra çocukluk çağından çıktıktan sonra benim gözümde yetişkin ben nasıl büyük birisi nasıl sevilir bilmiyorum dedi. Benim babam bana hiç başımı okşamadı dedi. Ben bilmiyorum. Ayıp görüyorum dedi. O yüzden onun gözünde belki de ayıp da o yüzden asla ben ona şey yapmıyorum ama yaşamak isterdim. Yani bir babayla bir alışveriş merkezine nasıl gidilir, sohbet nasıl edilir ben bilmiyorum. Yani bunları hep içimde şey kaldı biraz. Yaşamak isterdim ona kızmıyorum ama sadece o şeyim var, eksikliğim var. Yani gerçekten hani isterdim ama şu anda benim yine de babam. Elini ayağını öperim yine de ona saygım sonsuz gerçekten. Allah kimseye hani eksikliğini vermesin. Ama varken bir şey yaşayamamak da çok acı yani. Ben bir şeyler onunla anılarım olsun isterdim. Mesela hiç anım yok. Bilmiyorum. Evde varlığını hatırlamıyorum. Çok isterdim ya. Hani gerçekten anlatsanız roman olur derler. Hani o kadar anlatılacak şey var ama tıkanıyorsun ve anlatamıyorsun. Peki varken yokmuş gibi dedin. Böyle bir ifaden var. Var. Sağ ama o kadar. O kadar. Yani bir dışarıdan bazen bir misafir nasılsa benim için. Babalar ya da abiler.
sevgisini göstermekte sıkıntı çekebiliyor. Sevgi gösterme problemi bu hani. Sarılamam kimseye kolay kolay. Güzel sözler de söyleyemem ama karşımdaki insan benim onu sevdiğimi anlar. Ben onu beklerdim hani babamdan. Hiçbir şey yapamıyorsa. En azından bir kırıntı diyorsun, bir anlayın evet, ben sevdiğimi. Evet bir şey ufacık ya bir şey yani. Kızım sen bugün okul, hangi bölümü okudun biliyor mu acaba? Ne okudum ben? Hangi işe başladım? Ne yaptım? Onları bile ben bildiğini düşünmüyorum. Çünkü merak etmiyordu. Yani niye etmiyordu bilmiyorum. Problemin başladığı vakit nedir? Hani ortaokul ya, yılları mı, ilkokul mu? Bir tek işte hep biz sadece zaman... ilkokul çağına, okula başladığımız dönemlerde bitti. Ya bunu kendisi de söylüyor. Çocuk ben büyüdükten sonra sevemem. Bize böyle küçükken şey, çikolata aldığını, sevdiğini hatırlıyorum. Ama büyüdükten sonra onun için ayıp. Onu da anlıyorum ama seni de anlıyoruz tabii ki bu anlamda. Üzülüyorsun. Kızgınlık yok, hüzün var sadece. Kızgın değilim hiçbir şekilde. Senin baban da var, anan da var. Yani, hani hep diyorum yani sağ olsun yine evet, onun canı sağ olsun, başımızda olsun. Hepimiz yine varız. Seni kayınpederim bir kızım gelmiş deyip nasıl evet, sarılıyor. Bir baban daha oldu evet sağ olsun. Alnından öpüyor bunu kayınpederi. Ellerine, kızım ya işte gelmiş ya, diyor. Herkesin böyle sevgisini göstermiş. Sarılıyor şey, amcalar var. Yani seni seven hayatında çok... Hayatında bir Adile Naşit var. Sağ olsun hepsinden Allah razı olsun. Baba söz konusu olunca insan şey oluyor yani. Yani Beyhan abla da bu konuda çok duygusal. Çok duygulandı. Dünürünüzün sizden hani belki uzak kalmasıyla alakalı mı? Ya da gelininizi... Çok iyi anlıyorsunuz. Ya ben, burada. Siz neden bu kadar... Ben şimdi bunun yaşadıklarının oğlumla tanıştı bu. O zaman hep içindeydim. Bu gene bana belli etmiyordu ki ta bugüne kadar. Ama Allah kurban olduğum Allah Ayşe'ye uzun ömürler versin. Ayşe şurama yatar ağlardı annesi. Yani kızım senin bir baba evin var. Boş ver kimseyi derdi. Bana gelirken... Ona sordukları zaman Ayşe nereye gidiyorum? Ben babamın evine gidiyorum. Benim evim ona baba ev oldu. Gerekiyor kızdım da bağırdım da laf da söyledim. Her şey dedim. Sen artık dedim bir babasın. Hani evin direğisin. Her şeyi söyledim. Kendime yakışmayan şeyler. Bana da kızmıyordu. Her eyvah, şeyi söyledim. Şimdi bunun, konunun buraya gelmesinin sebebi aslında Dilek mesela. Dilek'in de babasıyla alakalı böyle bir hüznü var. Dilek sen neler söyleyeceksin bu konuda ya bize? Benim için baba kavramı 20'li yaşlarımdan sonra olmaya başladı. Ondan önce hani... Hayatımda hiç baba yok. Baba diye hiçbirini bilmiyorum. Yok, hiç olmadı yani. Eşimle işte bu ciddi olunca bir şeyler falan hani o dedi. Hani... Ben senin hem eşin, hem baban, hem abin, hem yani hayat arkadaşın, yol arkadaşın, her şeyin olacağım. Sonra işte babam var, sağ olsun Allah hani binlerce kez razı olsun. O var hani babam. Hani şey bazen diyorum, olmayış eğer sizi karşıma mükafat olarak çıkartıyorsa tamam. Yine güzel en azından çünkü bir babaya sahip olduğum eşim hem bana yol arkadaşı, eş hem baba. Hani o konuda gerçekten çok şükür, çok şanslıyım. Hani 20'li yaşlardan sonra tanıştım ama güzel bir duyguymuş gerçekten. Ne mutlu sana. İnşallah hep böyle olur. Ömrünün sonuna kadar. Hepiniz için tabii aynı temennilerimiz. Hep mutlu olun. Hep mutlu yaşayın ailelerinizle birlikte inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Evet. Aslan da çok duygulanıyor bu konu açılınca. Benim dikkatimden kaçmıyor. Çok duygusallaştı. Aslan sen ne söylemek istersin bize? Çünkü bir şeyler var senin de içinde çok belli bu konuyla alakalı. Onlarla birlikte sen de gözlerin doldu bugün. Çok konuşmak istemiyorum ben çünkü konuşamayacağım şu an. Çok da fazla değişmek de istemiyorum. Var bir yani şeyler var tabii ki ama ona da mutluluklar diliyoruz tüm ailesiyle. Allah tüm hayatta olan babalarımıza uzun ömür versin. Tamam. Hayatta olmayanlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Aa. Babalar baş tacımızdır. Evimizin direğidir. Çok duygusallaştık. Hakikaten çok özel konulardı. Ama bu ikinci VTR'mize geçelim diyorum artık. Evet, ikinci VTR'miz çok ilginç. 10 gramlık bir VTR baktığınızda. Aa, biz mi ilgili mi?
Gelinlerimizden aslan tutumluluğuyla tanınan kayınvalidesi Nuray Hanım hakkında çok böyle konuşulacak aslında bir itirafta bulunmuş bugün. Merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Yani acaba ne dedi? Gerçekten. Ben söyleyeyim, çok şaşıracaksınız bu itirafla ilgili. Baştan söyleyeyim. Hep birlikte izleyelim mi? İzleyelim, merak ediyorum gerçekten. Hadi izleyelim bu. Kızlar, şimdi düğün dernekten açılmışken mevzu, aklıma yine kayınvalidemle ilgili bir hikaye geldi. Şimdi ben oğlumun sünnetini yaptık evde, mevlüdünü yapalım dedik. Ben evde yapmak istiyorum tabii ki. Kayınvalidem ısrarla bizde yapalım, bizde yapalım, çok masraf yapma. Şimdi benim annemler Mardin, babam Kars'ta olduğu için akrabalar çok. Tamam dedim, sizin evde olsun, teras da var çünkü. Sonra ben tabii ki kayınvalidemden habersiz servis tuttum. 650 lirayı aldım kayınpederimden, servisi tuttum. Sonra misafirler geldi. Ben bekliyorum tabii, tavuk pilav yapılır ya böyle, ya da pide falan öyle şeyler. Evet. Bir gittim, pilav yapmış, pirinç pilavı. Üstünde 4 tane, 5 tane sayılı nohut. Ne et var, ne tavuk var. Allah Allah. Masraf olmasın, masraf olmasın. Tamam, olmasın da yani. Ama tabii ben onu kayınpederimden bir şekilde almış oldum. Onun da haberi yoktu, şimdi öğrenmiş olacak. Kayınvalidem, servisi annemler tuttu sanıyor. Muhtemelen yine bir çeyreğime göz koyacak gibime geliyor ama. Nuray abla... Niye gerçekten şaşırdı? Şoklandı. Acayip bir şaşkınlık var şu an yüzünde. Niye şaşırdı anlamadım. Niye şaşırdın? Tamam güzel. 650 liraya şaşırdın evet, sen. Kız 650 lira verilir mi o servise? Sen kafayı mı yedin ya? Ben 650 lirayı... Kaç lira verdim? Yok hayır. Ben o zaten... zaman iki yarım falan ediyordu ben herhalde. Ben gerçekten... Turgay Bey yani 650 lira servise verir mi? Bir de eşimden almış. Ben nasıl onunla... Gerçekten sesim titriyor, şoklardayım. Yani bir servise esasen bir servise 650 lira... Gerçekten ağlayacak mısın 650 lira için? Aslı 650 lira için ben 2-3 ay bir idare ediyorum gerçekten sen. Belli, orası zaten belli yani, tavuk yoktu gerçekten. Pilavda. Nasıl tavuk yoktu? Et suyu, tavuk suyu koydum. Onlar kaç para biliyor musun sen? Vallahi da mis gibi. Sinir ettin beni, sinirinden geldi. Aslan ya. Sanki Kars'tan kazeti de getirdin de koymadın mı içine? Tavuk suyu koymuş içine. Tavuğun suyunu koydun da tavuğunu ne yaptın? Aslı tavuğundan da vardı. Bak o kadar... Yani sen şimdi bunları düşündün, ne düşündün bugün anlamadım. Bu kadar olaylar vardı. Sen sadece bu sünnet şeyine mi takıldın? Yani bulyon mu kullandınız, gerçek tavuğun suyunu mu? Bulyon da kullandım, tavuğun suyunu da kullandım. Hangi tavuk? Bir dakika, hangi tavuğun suyunu kullandın? Yani o kadar fazlasını koyduğumuzda da zaten yemiyorlar Turgay Bey. Aslan öyle diyor ama ya yarısı sen kalıyor. Koy. Tavuk o kadar yemiyorlar. Ben zaten normal idareli kadar koydum zaten. Ya gerçekten diyorum ya hani şoklardayım. Ben 650 lira nedir ya? 650 lira verilir mi ya? Yani, bir de eşimden almış. Ben zaten az çok tahmin ediyordum ama hani tavuk koymayacağını falan. 4 tane, 5 tane nohut koymuş pilavın tabaklarının üstüne. Hani nohutlu pilav saydınız yaptı güya. Aslanım saydınız değil mi? Saymaya gerek yok. Şöyle 4 sayılacak tane, kadar 4 az tane, yani. 5 tane yani. Aslı bu kadar da değil. Pes yani. Ben yaptım. Sen o zaman o kadar çok kalabalık çağırmasaydın. Şu an gerçekten ya. Şurama durdu bak. O kadar kötüyüm ki hani şu an şey elim ayağım titriyor. Şey 650 lira nedir ya? Ben geçtim tavuktan mavuktan geçtim ben. 650 lira servise verdim ve ben bunu şimdi öğreniyorum. Evet. Gerçekten eve gittiğimde eşimle bak büyük bir mücadele vereceğim. Bir de kaç sene önce? Yani sen bunu nasıl yaparsın ya? Benim bu durumumu biliyorsun. Ben o kadar idare edeceğim diye uğraşıyorum. Tamam. O zaman sen ısrar etmeseydin. Ben evde yapacaktım. Sen niye ısrar ettin ben ki? Ben yine bir şey demiyorum. Servis, ben o kadar gidiyorum marketlere şey arabalarıyla gidiyorum. Ben niye bilmiyorum oraları? Niye ısrar ettin o zaman? Niye ısrar ettin? Ettim de sen o kadar para ver diye mi ısrar ettim? Herkes bak, çabasıyla gelseydi. Sen, ne olmuş? Şeyler var, belediye otobüsleri falan var. Yani taşımalarla gelseler. AVM servislerine mi bindirseydin oraya misafirleri? Ama normal arabalar geliyor, dolmuşlar geliyor. Niye bindireyim? Bizim eve gelselerdi öyle yapacaklardı. Sen marketlere neyle gidiyorsun? Servisle, onların AVM servisleriyle. Beni tanıyorlar, seviyorlar. Ben o kadar idare ediyorum. Ben gerçekten şurama oturdum. Ya bir şey söyleyeceğim. Seni böyle arada bir İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da kişisel gelişim kursları. Para nasıl tutulur? Evet. Böyle kurslar yapalım değil mi? Akademiler. Ya çok iyi. Faydalı olmaz mı Beyhan abla? Evet. Bizim hanım da
Fena değil yani. Bu tarzlarda bana çok kızıyor. Yani bu kadar olacağını sanmıyorum. Pirinç aldım. Tavuk nerede? Tavuk nerede? Sana bunları söylerken aklında 650 lira böyle şu an. Evet evet o şu an. Gerçekten ya şoklardayım bak, beynim böyle alıp veriyor. Beynim alıp veriyor. Ben 650 lira nedir ya? Benim kaç aylık? Aslan da diyor ki iki diyor yarım eder diyor. Sen iki yarım ne kadar şu an? Tavuk 2 gram falan ederdi. Var var. Zaman evet. 2 gram. Bak şimdi tavukları normalde koyuyoruz ya tavukları. Bakıyorum ben ondan önceki bir gün koyduğumda bir şey yaptım ben. Yine bir şey oldu. Ben çağırdım tavuklu pilav. Bakıyorum tavukları atıyorlar, pilavını yiyorlar. Ben de bu sefer normal koydum. Fazlasını ziyana gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Neyse canım, daha bir çeyreğini verir sana. Doğru yani, sana göre daha ne yapıyorsunuz? Yemek kalıyor. Evet ya. Ha, öyle bir şey. Ama... Ya bizim misafirler sana ne zaman geldi de evet. Yemedi. Bizimkiler bir kere et sever. Nuray Hanım, bence siz bir AVM'de şey oluyor öyle. Ya tavuk tanıtımları gibi bir şeye denk gelmişsiniz bence. Ya da tavuk suyu. Bulyon bilmem ne bir şey oradan yakalamışsınız. Bence pilavı da öyle yapmışsınız gibi geliyor bana. Yaparım ben size. Ha, yaparım tabii size göre yapmışım. Oradan demek. Niye karıştırıyorsunuz? Ama ben zaten şu anda takıldım. Sizin bak, elim ayağım titriyor. Benim bir şey biliyorum. Yani, doğru mu? Hani bu çocuğun sünnetindeki şekerleri Mevlüt'te dağıttığını söylüyorum. Bir de o mevzu var. Tam tersi herhalde. Ya da o Mevlüt'tekileri çocuklara mı dağıttınız? Çocuklara. Ben söyleyeyim, nikahlara falan gidiyor benim kayınvalidem. Nikah, düğün, öyle evet, orada o şekerleri toplayıp, toplayıp onların üstüne Batur Alp'in sünnet mevlüdü diye yazdırmış. Çıkartmış adım kağıdıyla. Evet. Hatta kuzenim de kalmıştı herhalde, teyzemin kızı. Arıyor, bunun üstünde diyor, nişanıma hoş geldiniz, düğünüme hoş geldiniz peki, yazıyor. Yani... Unutmuşsun sökmeyi. Nikah şekerlerini Mevlüt şekeri olarak dağıtmak normal mi? Olabilir normal mi? Değil. Bizim normal Nuray değil. Annem için normal. Ben Nuray Hanım'la bir şey söyleyeceğim. Batur Alp için, torun için tavuğu haşlayıp suyunla pilav yapayım. Nohudu bir kilo kaynatıp yarısını koyayım. Eti saklayayım, öyle bir şey yok. Torun için 650'de gitsin. 750'de gitti. Yani para harcamayıp da ya harcadın. Hayır harcadım, ben yapacağımı yapıyorum ama fazlasını her zaman için fazlasını ziyan etmek istemiyorum. Ben normal tutumlu olsun istiyorum. Bir şey daha istiyorum. Söyleyeyim. Bir dakika müsaade et. Ben de gelinim bana dedi ki Karelin dedi 40'ını siz de çıkarak dedi. Kızım anlatsın. Ben de bir orada mevlüt yaptım, anlatsın. Ya yapmışındır. Ben o sensin Beyan Hanımcığım. O sensin bu benim. Anlatsana bize. Şimdi bazıları biliyorsunuz o bademli falan şekerler oluyor. Hani böyle unuttuğu falan olur mu yazıları üstünde? Tabii evet. Var mı böyle bir şey? Ya nişanıma hoş gidebilir geldiniz. Gidebilir arada çünkü. Tabii gitmiş zaten. Nişanıma hoş geldiniz. Birinde düğünüme hoş geldiniz. Diyor ki aslında bu ne Allah aşkına? O kadar çatlak su kaçırmaz diyeceğim ama fazla mı? Biraz ya, kayın. Ben yani bir daha fazla, gidiyorum ya. Ama gidiyorum ben. Bu nikah şekerleri niçin? Tabii ki nikahına gidiyorsun, davet ediyorlar, veriyorlar. Ben onu zorla almıyorum. Özellikle ya. Gidiyorsun özellikle ama. Özellikle gidiyorum. Birkaç tane arkadaş grubum avuç da var. Avuç alma durumu olabilir mi? Yok yok, avuç değil ama benim arkadaş grubum var. Biz böyle bir grubuz. Organizasyon var. Tabii. Evet. Biz bir grubuz, arkadaşlarımıza ziyan etmiyoruz gerçekten. Onları zaten helal çoğu olsun. İnsanlar yemiyor, atıyor. Kusura ne gerek bakmayın bu? Da devir hesap devri Aslan evet. Hanım. Sonra biz onları yapıyoruz. Şimdi ben yeni alacağım. Yeni alacağım ama baktım hepsi taze taze. Torunum için gerçekten dağıttım. Ne olmuş yani, güzel bir şey yaptım. Yani hep illa hep fazla yapalım. Hal vurup harman savuralım. O bizden iyisi olmayacak. Ben şimdi vallahi hiçbir... Nane şekeri, akide şekeri olabilir arada. Fark etmez. Yani çeşit. Yani... Mevzu vermek değil mi? Göstermek değil mi? Tatmak değil mi? Şu an aklımda hala 650 lira. Ben 650 liraya takıldım. Gerçekten gidemiyorum, gidemiyorum. Elim ayağım titriyor. Metabolizmayı bozuyor şu an. Hayır bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Nurhan teyze sen 650 liraya takıldın. Takıldım. Ama yani benim takıldığım şey senin torunun ya. Yani torununun şey için yani sünnet mevliti için nasıl tavuğu esirgersin? Nasıl nikah şekerlerini torunundan yani nasıl ya, benim kafam almıyor yani. Almıyor mu? Ama hayır, mantıksız gelen ama şu. Ama bulyon var içinde, öyle lütfen sen yapma. Söyle. Tavuk suyu var, ikisi birden koyduğunda mis. İkisi birden koyduğunda. Nuray teyzenin için nasıl yani, saklarsın, sakınırsın. Dilek seni daha tanımıyor. Nuray teyzenin şöyle bir problemi var. Bir şeyleri yapmak istiyor, daha önce bir iki şeyde de denk geldik. İlla ben yapacağım, illa ben yapacağım diyor. Torunuyla evet. ilgili daha önce işte Aslan'ın anneleri vesaire de gelmişti onlara. İstiyor, istiyor ama geldiklerinde bir... Cimrilik demeyeyim kısıyor. De tutumluluk yapıyor, kısıyor. Ya tutumluluk yaparsın ama sana gelen misafire hani daha çok böyle yapmıyor. Şanın, şerefin için yaparsın, çıkartırsın, gösterirsin.
Bizde böyledir yani. Yapmıyor, yapmıyor. Biz böyle daha çok sunarız. Ay çok yapıyorum. Ben o ayrı. Ben öyle yapıp o devirler geçti şekerim. O devirleri bırakın siz. Ben üstüme düşeni yapıyorum, götürüyorum. Yani öyle çok yapıp da maaş aşağıya gerek yok. Zebi ziyan etmeye de gerek yok. Biraz da tutumlu olmak öyle lazım. Öyle Nuray teyze çocuk ama. Çocuk için ilerisi için yatırım yapmak gerekir. Ben torunum için ilerisi için biriktiriyorum. O kadar hiç göremedik ama o birikimi. Ama çocuğun... Daha çocuk ufak göremediniz. Daha bir torununun en önemli günlerinde yapmayacaksın da ne zaman yap? Ben yine de yaptım ya. Bir şey şekerini dağıttım, pilavını yaptım. Sen ne şekeri dağıttın? 650 lira vermeseydin o zaman daha fazla tavuk alsaydın. Sen benim yanın ki 650 verdim. Şimdi öğrendim. Şimdi öğrendim, gidemiyorum, oradan çıkamıyorum. Ya, benim bildiğim çok şey var, konuşmuyorum bak. 650 önemli. Çünkü Nuray abla bildiğim kadarıyla kasaptan da 100 gram tavuk kıyma alan bir ablamız. Evet evet, 4 lira kaç 86 kuruş mu? 78. Ama taze taze evet, almayı seviyorum ben. 650 o zaman ben sen çok empati yapıyorum. Şu an senin yerinde olsam nedir bu 650? Evet, evet, gerçekten. Ben şu an bulamıyorum. Ben bugün yatamayacağım zaten, belli oldu. Kaz ayaklarını yaptırırdı kadın en azından o 650 ile bak. Tabii o zaman iki yarımış tek çizgiyence yaptırırdı o. Ay ben şoklardayım ya, ben hani şu an gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum. Şu an hepsi boş bana, 650 lira. Akşam 650 liraya binemiyorum. Eyvallah Nuray abla, eyvallah. Bugün biraz ağladık, duygusallaştık. Biraz da güldük. Şu an titriyorum ama ben. Titreme, dur şimdi titreme. Yani günün kritikleri çok hoştu bugün. Hem duygu yüklüydü hem de tebessüm ettirdi bizi. Teşekkür ediyorum. Malumunuz bugünkü puanlama çok ilginçti. Kayınvalidelerimizden ve bir puanlamamız daha var. Nuray ablam, tadım, yorum ve puanlama yapacak. Bu da sonucu etkileyecek mi acaba? Bence etkileyecek. Çünkü çok önemli. Gelin isterseniz o son puanlamamızı da yapalım. Ardından bakalım neler olacak gelinim mutfakta da. Efendim günün son tadımı, yorumu ve puanlaması için Aslıhan gelinimizin kayınvalidesi Nuray Hanım'ı masaya davet ediyorum. Geliyorum inşallah. Buyurun Nuray Hanım. Afiyet olsun. Evet, şimdi 600, nasıl yiyeceğim bilmem. 650 kez lira. Afiyet olsun. Ay gerçekten şuramda 650. Şimdi onu yemekle indireceğiz buradan. İnşallah. Hadi yemekler şirketten, merak etmeyin. Püre güzel. Şey mesela köftenin tadı da güzel, kıyması güzeldi, köftesi güzel olmuş ama biraz patlıcanda sıkıntı var ama acaba genelde mi öyle patlıcan, bilemedim şimdi. Bakalım o zaman, bakalım devam edelim. Bakalım öbürlerine. Hani püresi güzel, köftesi de güzel, lezzetli geldi hafızanıza ama. Hafızanıza kazıdınız onu. Evet, hani bir patlıcanlarda birinci mı sıkıntı var? Birinci tabak beğenildi, patlıcan hariç. Hemen ikiye geçiyoruz. Şeyde sıkıntı var, patlıcanlarda. Köftesini beğendiniz mi? Sanki bu biraz fazla mı yağ çekmiş? Kızartma esnasında diyorsunuz, evet. Patlıcan. Ya şimdi bilemiyorum. Gerçi pürelerde biraz şey oluyor, belli olmuyor şimdi. Gerçi benim gelinim daha düz, pürüzsüz yapar. Bu sizce pürüzsüz mü? Evet, pürüzsüz. Güzel olmuş, lezzetli. Ama şeyle de alakalı diyorum ya, patatesle de alakalı mesela. İkiyi beğendiniz gibi o zaman. Beğendim gibi, evet birazcık. Hemen üçe geçelim. Bir yudum su alayım. Bir yudum suyun ardından üçüncü tabağımızı tadacak Nuray Hanım. Patlıcanlar genelde pişmemiş. Mesela ikinci tabaktaki patlıcan biraz daha iyi pişmişti mesela. Köftesi daha lezzetli geldi ama patlıcanı pişmemiş, sosu da güzel. Ya şu anda orta derecede, gerçekten bulmak zor gibi geliyor bana, hemen hemen tatlar aynı. Püresi de hemen hemen kızların hepsi birbirine benziyor. Tabii ki şunun patatesten dolayı daha farklı olabilir. Hani onun o zaman daha hemen farklı. Dörde de bakalım, acaba aynı problem orada var mı? Gerçekten bu köfte de lezzetli.
Sosu da güzel. Sos da sınıfı geçti. Köfte de sınıfı geçti. Ya sanki püresi de iyi hani. Ya siz bunu hemen bayağı beğenmiş gibi durdunuz ama. Evet şey oldu. Püresi de iyi duruyor yani şey değil ama patlıcanların genelinde sıkıntı var. Zaten patlıcanlarda sıkıntı oluyor. Mevsimiyle alakalı olabilir ama patlıcanlarda genelde olur. Zamanında hasatıyla alakalı olabilir. Pişirme tarzıyla alakalı. Ay peki, çok zor durumum gerçekten. Yani şimdi köfteyi merak ettim. Köfte için ne söylersiniz? Köftesi iyi geldi ya. İyi mi? Tadı, tuzu, her şeyi. O zaman puanlayalım. Ay çok zor. Ben burada susuyorum. En beğendiğinizden başlayayım bence. Püre, patlıcan, soğus, yani köfte hangisini de daha fazla beğendiniz? Buna 5 veriyorum. Yani. 2 numaraya 5 puan gidiyor. Beğenmişti, evet. Beğenmiştim püresini, gerçekten ve patlıcan da pişmiş. Patlıcan da pişmiş demişti. Evet, Nuray Hanım 2 numaralı tabağa tam puan verdi. Birinci tabağa da 3 veriyorum. Mesela dördüncü tabağında mesela köftesini beğendim ama patlıcanı pişmemiş. 4'e kaç veriyorsunuz? O hiç pişmemiş. Ya ona 1 veriyorum gerçekten. 1 patlıcanlar. Mi? Evet. Çünkü o hiç pişmemiş. 3 ne olacak bu durumda onu merak ediyorum. Durumda kritik biliyorsunuz sizin. Aman. İyi düşünün. 3'e de 4 veriyorum. Yani bilemedim şimdi de hani inşallah hastalığına denk gelmiştir diye düşünüyorum. Evet. Ya şu an yerinizde olmayı çok istemezdim. Hakikaten kritik bir puanlama. Tadım ve yorumunun ardından 3 puanı hangi gelinimize verdi? Nuray Hanım'dan 3 puan alan gelin. Hadi bakalım kaldıralım Nuray ablacığım. Miyase. Nuray Hanım'dan 4 puan alan gelin. Dört puan alan gelin Aslıhan. Diyor farklı tabak 5. 2 gündür gelini bulamama gibi bir sorun var galiba dün ve bugün. Dün bulmuştum da hani. Nuray Hanım'dan 5 puan alan gelin. Nuray Hanım hangi gelinimize 5 puan verdi acaba? Buyurun açalım. Nuray Hanım'dan 5 puan alan gelin Yeşim. 4'te 4. Afiyet olsun. Afiyet olsun Nuray'cığım. Ve Dilek ben kaçar. Çok teşekkür ederim Nuray'cığım. Neye göre nasıl bir puanlama yaptın? Bana söylesene ya. Sen böyle bir şey olamaz diyorsun ki bu 3'ü aynı bu neden farklı buna 5. İşte patatesi öyle gelmiş dedim. O patates daha lezzetli geldi. Evet, pişmiş evet. De dediniz ama benimkine. Ya teyze. Sen ya bak Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver ne olursun. Bak burada öğrenmen gerekmiyor mu artık? Allah rızası için soruyorum sana. Ya domatesin biri kırmızı gelir, birisi sarı gelir. Yani biri açık olur, biri koyu olur. Sen ben sana ne dedim? Ezilmesine bak dedim ya. Gittin farklı tabağa 5 verdin. Ezilmesinde problem var mıydı benim tabağımda? Ya yok zaten ona yok. Bir şey demiyorum. Yok bütün püreler aynı dedi. Hepsine bakacaksın aynı. Bu niye farklı dedin sen doğru mu? Evet dedim dedim bu niye farklı Dileğim, dedim. Dileğim püresine de bizimkiyle aynı demenizi de ya, bu nasıl ben anlamadım ya. Hayır, püreler nasıl aynı? Teyze, neden nasıl? Benim tabağıma 1 verdin? Neden yani hani ama herkesin sen, aynı dedin. Evet. Neden gittin ama benim tabağıma 1 verdin? Ama seninki daha da pişmemiş bak patlıcanın buradan da gözüküyor. Bak orada beyaz kısmı görüyor musun? Onu gördüğüm için eti falan değmemiş. Hiçbir şey görmemiş. Eti güzelse niye iki değil de bir yani diğerleri ama bir vermek zorundayım bak öbürleri biraz daha pişmiş. O hiç pişmemiş. Benim pişliğini beğendiniz. Aslı'nın da zaten köftesini beğendiniz. Köftesini benim de beğendim. Evet patlıcanım daha pişmişti. Belki biraz daha ince yaptığın için patlıcanın daha şey olmuş. Senin yok, ama öbür benimkinin patlıcanı da pişmiş piştiği dedi. İçin zaten inceliyor. İyi hayır, kızarttığım için. Benimkinin patlıcanı da pişmiş dedi. Seninkinin püresini falan beğendi. Benimkinin de köftesini beğendi. Patlıcanı daha fazla pişmiş dedi ikiye geçince. Onun tamam. Püresi güzel dedi. Güzel ezilmiş dedi püresi. Tamam ay, bak benim... biri yedi yedikten sonra dedi ya iki daha iyi pişmiş dedi. Ay şeyi püresi için dedi onu. Ya bir dakika patlıcanı soracağım. Hayır benim köftemi beğendi.
Ya ben herkesin sana diyorum bir şey, herkesin tamam, birer birer bir şeyini beğendin. Niye bana bir? Seninki niye biliyor musun? Bak buradan hiç baktığında da daha senin patlıcanın daha beyaz. Mesela öbürleri ben zaten baştan da dedim. Yedim patlıcanı, patlıcanlar çok pişmemiş dedim. Zaten hepsinde sıkıntı zaten var. Zaten hepimiz o azizliği yaşadık. Yani neye, bütün neye anneler verdi zaten. Şimdi onun köftesi güzeldi diye biraz... Şimdi öbürleri sen... biraz daha iyiyken ona verdim mesela. Evet hani. Benim köftemi beğendin. Köfteni işte. Beğendim ama neden mesela. Neden bir hani diğerlerinden ayıran neydi? Tamam patlıcanı dedin eyvallah. Tamam. Ama zaten hepimizin o bir hatası oldu yani başımıza gelen bir şey oldu ama neden ya benim köftemi beğenmene rağmen diğerlerini de şey yapıyorsun. En pişmemiş olduğu için. Ama bana bir veriyorsun. En pişmemiş olduğu için. Söyleyeyim mesela senden sonra en düşük puan alan benim ya. Benim sana tabağımı, da iki vermeliydi o zaman. Hayır benim tabağımı yediğinde dedi ki püresi olmuş, sosu olmuş, evet. Kıyması olmuş. Şeyi de patlıcanda çok, sıkıntı aynen, var dedim. Patlıcanda sıkıntı var dedi. İkiye geldi. İkiye geldikten sonra birin patlıcanı daha fazla pişmiş dedi. Ama ikinin kıyması daha lezzetli dedi. Benim sadece eksi olmuş, tam tersi kıyması anladım. Çok fazla o zaman senin beş alman gerekiyordu. Yeşimin değil. Ama daha lezzetliymiş ikincisi. Ona ya göre. Lezzet aldı. Almasa zaten niye hani beş versin ki? Hepsini pişti dedi ama lezzeti daha iyi. Nuray Hanım normalde renge takılır ki ona rağmen beş verdi. Hani evet niye normalde vermemesi lazım. Hayır zaten bahane bir şey dedi ya. Vermiştim. Ağzıyla söyledi. Dedi ki bu niye farklı? Buna ben dedi ki buna bir verecek evet, yani. Aslan, ben evet vermez. Evet. Ben farklı tabak çıkarmıştım. Bütün kayınvalideler beğenmişti tadını. Sadece rengi farklı diye bana bir vermişlerdi. Evet. Hatırlıyorum. Ama bak öyle ama bak şimdi burada yediğimde de bunun patlıcanı daha pişmiş geldi. Evet, bir de pişmiş hem patlıcanı dedi. Pişmiş geldi. Için. Mesela öbürlerine nazaran patlıcan pişmiş geldiği için dedim ki bunu Aslı yapmıştır. Gerçekten de aynı şey yapmadım. Patlıcan peki, piştiği için peki 2 ile 3 arasındaki fark ne? Birine 4 verdim, birine 2 verdim. Şey 5 verdim. Mesela Aslı'nın köftesi daha çok beğendim köftesini mesela ama dediğim gibi patlıcanlarda sıkıntı var ya zaten. O zaman şöyle düşünebilirdim bak şimdi. Burada zaten genel olarak pişmemiş patlıcanlar var değil evet, mi? 2 ile 3 arasında kaldı. Genel olarak demek ki yetiştirilememiş. Evet. O zaman neye bakman gerekiyor? Köftelere bakman gerekiyor. En beğendiğin köfte hangisi? 3 numara. Evet 3 numara. Ama mantıken de şöyle düşünüyor. Yani 3 tabak yetiştiremedi, 3 niye daha çok pişmiş? Benim tahminimce öyle düşünürüz ama o benimkinin de herhalde köftesini çok beğenmediniz. Yani Aslı'nın köftesini beğendiniz. Evet, şu işte Aslı'nın. Bak şimdi benim pişmeyen patlıcan, pişen patlıcanım kime denk gelmişti? Pişen... Demet teyzeye denk gelmişti. Evet. Değişiyor yani. Ya büyük patlıcanların boyutunu biliyorsun. Biliyorum. Tamam, hani bunu köfte de şey oluyor. Anlaşılmıyor. Bunu pişebileceğini hani gördün zaten pişmemişse yetiştirilememiştir. Patlıcanlar da büyük olduğuna göre köfteye vereyim diyeceksin. Ama kızım ben zaten dediğim patlıcanlarda sıkıntı var. Hani pişmemiş varsa dedim zaten niye ama... gittin ona verdin? Ya ben sen tam bir merak dakika. Ediyorum. Köfte hangisi? 2 ile 3'ü kıyaslıyorum şu anda. Köfte hangisi daha güzeldi? Seninki püresi daha güzeldi. Püresi. Farklı renk olan. İşte biraz ben takılıyorum ya o püre. Senin 5 evet. Verdiğin tabak kayınvalideciğim. O da mı verdi? 5-1-1-1 yaptı bizim beş. Gibi de. Bu püre değil beş. Farklı ben anlamadım. İşte ben özellikle bir şey koymadım. Hem hani 5 ve sen farklı diye mi soruyorsun? Patates beyaz gelmiş. Patates. Olabilir. Ben özellikle sahne. İçine sizin aynen. Koyduğunuz dışında bir şey koymadım. Bir ben dakika ben şey, dedi. Ya bir şey soruyorum yarıda kaldı bak bir şey soruyorum. Köfteyi 3'ü daha beğendin değil mi? Evet. Şimdi 3. Pürede hangisini daha çok beğendin? 2. İkincini beğendim. 2'yi beğendin. Sosu hangisini daha çok beğendin? 1. Birin sosunu daha çok beğendim. Hayır, 2 ile 3'ü kıyaslıyorum. Ha senin 3. Tamam, sosu. Tamam, 2 numara. Patlıcanlar zaten pişmemiş. Onları bir orada farklı olarak dedi, patlıcan daha pişmiş dedi. Benimki daha önde gitti. Niye 4 verdin? Ya bir kere ben ağzına sen kendin söylüyorsun. Bu niye farklı, bu farklı. Ya bir kere mantıken... Ama şöyle mantık yürütüyor. Ben bunu bak, ilk tabaklar aslı açıldığı aslı. Zaman... ilk tabaklar açıldığı zaman dedim ki... patatesi beyaz denk gelmiş, olabilir. Evet. Ben dedim bir çünkü verecek. Çünkü bir şey söyleyeyim mi Aslı'cığım? Bak ben şimdi konsantre olamadım. Sen bana 650 lirayı dedin ya, ben hala orada kaldım. Oradan çıkamadım. Keşke bu mevzu... Bir dakika Yeşim. Evet. Keşke sen bu mevzuyu bugün değil başka zaman konuşsaydın. Ben aynı şey olacaktı. Hayır. Aynı. Belki önceden gelseydim kritiğe kalmamış olurdum yapardım. Sen çünkü beni tanıyorsun az çok. Beni tanıyorsun biliyorsun. Ben takıldığımı kalıyorum orada. Ben oradan çıkamadım. 650 liradan çıkamadım. Nuray teyze. Başka bir diyeceğim yok. 650 liradan çıkamadıysam burada çeyrek var. Evet hanımlar. Gelinlerimi ayağa alabilir miyim? Bugünün en yüksek puanını alıp elimde tuttuğum çeyrek altını almaya hak kazanan gelinimizi açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan
Gelin. Çeyrek altını kazanan gelin. Yeşim. Ve ben daha... Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu çeyrek altının sizin için bir önemi olmalı. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Ben dahil olmak üzere herkesten 5 tam puan alıp rekor kırarak yani 25 puan. İkidine bir çeyrek taktınız. Sana kurban olsun. Getirin. Hem rekor kırdınız hem de altını aldınız. O yüzden alkışlıyoruz, alkış paketi de. Yani burada ciddi bir rekor var. 25 puan alıp, herkesten 5'er puan alıp, ender bir şey galiba yarışma tayininde. Bu sezon ilk defa benden de aldılar çünkü. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 25 puan, Niyase 13 puan, Aslıhan 11 puan, Dilek 5 puan. Yarın yine aynı saatte gelinin mutfakta neler var neler, maydanozlu köfteler, birbirinden enfes nefasetli tarifler, en güzeli de hoş muhabbetler sizleri bekliyor olacak.